Hadi anne, Allah sana. Hadi kare. Ya. Öyle yapma ya. Ah bu abi ya. Ayın başına vereceğiz. Kaçmıyoruz ya. Kolay gelsin abi ya. Bir tavuklu pilav alabilir miyim acaba? Neredesin oğlum? Köprü kilit. Yaktım dörtlüleri. Sahilden kapattım geldim. Usta, bir ATV'yi alabilir miyiz? Al. Andriyusha, sino, ne may kutun adil? Giydim anne. Usta, Beşiktaş'a çek. Mutlaka külüstür arabasıyla gelmeye çalışıyordur, ben sana söyleyeyim. Abi kimse yok mu ya? İtelim şu arabayı, bir yardımcı olacak birisi yok mu ya? Geldik, geldik. Abi, oğlum neredesiniz ya? Hadi, hadi. Hadi, hadi. Bizleri izleyen değerli seyircilerimiz, stüdyomuzdaki kıymetli konuklar, hepiniz elin oluna hoş geldiniz. Efendim. Heyecan kalmadı değil mi? Evet, bunu söyledikten sonra heyecan geliyor. Hoş geldiniz. Süper ya. Efendim, şimdi biz hafta içinde programı hazırlanıyoruz. Biliyorsunuzdur zaten herhalde sosyal medyadan takip ediyorsanız eğer çocukları görüyorsunuzdur canlı canlı. Haftanın bir gününü mutlaka toplantıya ayırıyoruz. Bir günü onların videolarına ayırıyoruz. Bunlar şimdi toplantıya geliyorlar, hazır bir şekilde geliyorlar. Konumuzla ilgili araştırma yapıyorlar, sorularını hazırlıyorlar, işte videolara bize katkıda meslek bulunuyorlar. Meslek öğreniyorlar. Meslek öğreniyorlar değil mi? Sinan abileri öğretiyordu, şimdi yavaş yavaş ben de bir şeyler öğretmeye başladım. Biz bunlara böyle bir sürü şey de öğretiyoruz ama onlar zaten çok hazırlar ve çok akıllı oldukları için her şeyi de kapıyorlar diye düşünüyorum. Biraz da yavaş konuşayım. Her şeyi kapıyorlar. Bence sunuculuğu falan da öğrendiler bu arada. Tabii canım. Onlar çünkü hep hazırlar öyle değil mi? Evet. Evet. Baksana. Canlı yeni heyecanları yok. Tabii ki yok. Ben birinci bölüm çıkıyorum böyle stüdyoya. Canlı çekeceğiz ne olacak? Çünkü dünyanın bin bir türlü hali var. Başımıza bir şey gelebilir falan. Bana böyle yapıyorlardı kuliste. Rahat ol Sinan abi korkma. Bir şey yok. Bir şey yok. Abicim bir şey yok falan. Bak. Acaba kim? Yani kim artık? Ben diyorum ki bizim burada konuk takdimimiz, sunumumuz var ya. Bunu da çocuklar yapsın. Ha? Yapsın mı? Bak. Ben diyorum ki Andre ile Masa Takay'ı çağıralım buraya. Konuklara da onlar sursun arkadaşlar ya. Hadi. Gel abi madem sen sunuyorsunuz. Andre beni oynasana gel. Hadi Andre. Emin misiniz? Ya evet oyna. Sen ben gittim. Oyna. Tamam Masa Takay sen de bensin. Hadi. Top sizde abi. Kolay gelsin. Canlı yayında. Aa canlı yayın. Uuu canlı yayın. Saatlerimiz düşünsene. Uuu evet, hadi. Evet o zaman buradan abi gidelim. Abi Andre. Hadi Burcu başlayalım. Gibi oynuyorum. Evet. Aa terbiyesiz. Evet. Hayır oğlum Sinan. Aynı hareket işte. Evet. Hadi başlayalım abi. Yok sen başla. Yok sen de mi başla? Öyle mi? Evet öyle. O çünkü zaman yok hadi. O zaman hemen başlayalım. Bizim üniversitemize tanıtalım. Evet aynen. Ondan sonra konuklarımıza tanıtalım. Aynen. Okan öyle. Üniversite'ye hoş geldiniz diyorum. Evet ondan sonra Namık Kenar Üniversitesi hoş geldiniz. Ve gelelim konuklarımıza. Arkadaşlar evet, futbol dünyasında tartışmasız en iyi tartışmacılardan biri. Fenomen. Gündem adam. Alkış var mı? Kim geliyor? Ahmet Çakar geliyor.
Hocam, hocam. Abi hoş geldiniz. Oğlum ne haber? İyi misin? Sırada kimler var? Evet, ondan sonra ve... Hocam buyurun böyle alalım sizi. Ne haber? Arkadaşlar ilgilenin. Hoş geldiniz. Evet, ilgilenin arkadaşlar. Hadi. Zaman yok çünkü. Okey. Ve sempatik, sevimli, dinamik şarkıcı, günah sevap, Aynur Aydın! Thank you.
Pronto, pronto, pronto. Oye, soy Danilo. Alo, alo, alo. ¿Hay alguien? Alo, alo. Hello. 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 Hey, from me. ¿Y Andrei? Alo, alo. Yo soy Danilo. Alo. Hocam size de geleceğiz ama yani şu güzelliğe bir iltifat etmeden başlayamayacağım ben programa. Çok güzel değil mi? Bir de enerjisi çok... Evet. Sıradan. Efendim? Sıradan. Ben dedirtmem sıradan yalnız. Biz bir elektrik aldık birbirimizden. Ben almadım. Ya hocam ya. Bir şey mi oldu öncesinde? Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Beni çağırdınız buraya. Burası nedir? Bu çocuklar kimdir? Bu kız kimdir? Bir tek seni tanıyorum. Nereden evet tanıyorum? Abi. Kertenkele'den. Evet abi, de o diziden. Doğru. Burcu'yu zaten belki 20 yıldır tanırım. Aynen. Neredeyse öyle. İş hayatında. Çocukluğumuzda hep sizi seyrederek büyüdük. Burcu Hanım. Ama bu arkadaşları tanımıyorum. Böyle bir baktım mesela şu İtalyan mısın sen? İspanyol. İspanyol. Ama sen, güzel abi, doğru yerde, Slovak yerden aslında. Enteresan. Sen? Sen, sen. Sen, sen. O. Kim, ben mi o? Sen, beyaz tenli. Sen. Seni katil sen diyor da sen. Oraya bakıyor. Beyaz tenli diyor. Beyaz tenli, seni katil. Beyaz tenli, seri katil tipli olan. Ben Slovakya'dan geliyorum. Ne? Slovak. Slovakya, peki. Sen Amerikalı. Evet. Ben Güney Kore'den hocam. Güney Kore. Ben de bir şey söyleyeyim, ben de sizi tanımıyorum da. Ben Robi. Vay be Robi ya. Ne kadar ayıp ya. Bunu yapma. Şaka, şaka. Türkiye en iyi kaleci ya. Nasıl tanınamıyor? Kaleci tanıyorum. Kaleci değil. Nasıl kaleci? Hakem, en iyi hakemlerden. Referee. Fenerbahçe'de şey o. Kaleci, kaleci. Kaleci miydiniz? Kaleci. Ya. Yo. Sen bilmiyor musun? Berlin Panteri'ni tanır mısın? Kimi? Berlin Panteri. Fatih Terim mi? Berlin. Berlin Tamper. Berlin Tamper. Abi tamam, siz bilmiyorsunuz. Fatih Hoca. Ya, ne Fatih Hoca? Fatih Hoca bir teknik direktördür. Ahmet Çakar, FIFA Kokatlı, Türkiye'yi çok güzel yurt dışındaki bir sürü maçta temsil etmiş en önemli hakemlerimizden bir tanesidir. Bir de baba, çocukların çoğu o zaman daha herhalde ya kundaktaydılar ya yeni doğmuşlar. Sen birazcık yaşlısın. Ben vardım. Sen vardın. Ben, evet, gerisi senin... muhtemelen ya babalarındaydı ya da yeni doğmuşlardı. Kundaklar. Çok iyi. 20 sene. Öyle değil mi? Abi bir şeyi çok merak ediyorum. Siz şöyle, yani çok güzel bir programınız var. Gerçekten bir futbol sever olarak da, ayrıca bir sunucu olarak da ayrıca takip ediyorum programınızı. Çünkü programınızda tarz olarak çok enteresan bir şey var. Programınızda bir curcun oluyor ama her şeyi anlıyoruz. Çok acayip. Evet. Bak o curcun olmasa ben programdan bir şey anlamıyorum. Ya gerçekten Türkçem geliştiriyor ya. Türkçemi geliştiriyor o program. Yani çok acayip. Herkes konuşuyor. Herkes ayrı telden konuşuyor ama programı izliyoruz. Bir görebilir miyiz abi o görüntüyü? Ve sizle ilgili, sizin programla ilgili çok acayip bir VTR'miz var abi. Onu bir izleyelim. Ya ne yapayım ya? Ya niye gülüyorsunuz ya? Ne delirteceksiniz beni ya? Niye gülüyorsunuz ya? Ne var, komik ne var ya? Komik ne var, anlamadım ya. Ben de anlamadım Sinan. Ya niye gülüyorsunuz ya? Diyor ki ben de baba vurdum, çarpmadık. Mahallede mesela orada gördük. Bir inşaatla 3 kere giderdik. Açtığımızı çıkardık. Vurdun mu? Ama sen de bana vurdun. Yazdığımızı ben yaptım ya. Hocam balayı alırsın. Sıra madem vurursun duvara. Ondan sonra ben sıra sonra sıra. Ahmet hocam bak, herkes biz burada birbirinin üstüne konuşuyor. Evet, herkes birbirinin üstüne konuşuyor. Biz burada bak, bu neden var biliyor musun? Bunlar üst üste konuşmasın diye. Evet. Hani biz burada şimdi 8 kişiden mesela biz kaç kişi oluyoruz siz? 8 kişi, 9, 10 kişi, konuk geldiği zaman 12 kişi falan. Bu sesi çıkartamıyoruz. Bu çok acayip bir şey. Bir yapalım mı? Bir dakika. Herkes nasıl kafasına göre. Evet. Ben istiyorum ki burada böyle bir bu programı ben çok özeniyorum. Bir defa birinci sistem bu. Herkes bir konu hakkında içinden bir şey düşünsün. Kaç tarafın ne dediği hiç önemli değil. Ben söyleyeyim, ben.
Evet. Ben şimdi, mesela şimdi Burcu el kaldırdı değil mi? Burcu bir şeyler söylesin biz seninle kardeşim konuşalım mesela. Ama bunu hepimiz yapalım. Hepimiz yapalım. Baş, tamam. Hadi. Üç, iki, aynı bir. Anda mı? Aynı anda. Hadi. Beyaz başlıyor. Dozu kaçtığında ben oradaki arkadaşlara lan gibi çok kibar bir kelimeyle sakin olmalarını sağlıyorum. Ne diyorsunuz? Lan. Lan. Bayağı. Başka türlü durmuyor çünkü beyler. Lütfen susun. Musunlu olmuyor. Kibar bir şekilde lan mı diyorsunuz hocam? Doğru mu anladım? Pardon. Pardon. 10 saniye bak dayanabildik ancak. Rahatladım ama ya. Çok iyi geldi. Rahatladın mı? Ben deli gibi maçlardan sonra izliyorum beyaz futbolu. Nasıl başarıyorsunuz bunu abi? Bir defa şu var. Beyaz futbol bir futbol programı değil. Bunu kabul edin. Futbol programı adı üzerinde. Futbola yıllarını vermiş eski tipler. Çıkarlar işte teknik, taktik, sağdan, soldan. Var ya başka kanallarda, evet. Sizin kanalda da yapılıyor falan. O spor programı. Bizimki ne olduğu belli değil. Ben biliyorum hocam. Ben biliyorum. Çünkü ilk defa izlerken... Ne hissettin? Hep yaşlı ya. Böyle bir evlilik programı gibi beni zannetti. Evlilik programı. Olabilir. Ama evlilik programında da bir tuhaflık var yani. Kadınla adam konuşuyor. İzdivaç programı diyorsun değil mi? Evet. İzdivaç'ın da anlama geldiğini biliyor musun? Yok. Evlilikle aynısı. Gerçekten mi? Evet. Tamam. İzdivaç. İzdivaç. Bu Türkçe mi? Yok, İspanyolca. Gerçekten mi? Sizi de abi seninle ilgili elimizde... Evet. Hangi delilleriniz var? Hangi suçlamalarda bulunuyorsunuz? Çocuklara böyle anlatmak için bir şey hazırladı. Yönetmenimiz sağ olsunlar. Bir de başım anlamadığım şu var. Bu çocuklar kimdir? Ağla. Şimdi Elin oğlu. Elin oğlu herkes mi? Elin oğlu. Yabancı çocuklar mı bunlar? Evet. Evet. Peki bunlar bu kadar iyi, oldukça iyi. Türkçeyi nasıl öğrenmiştir? Eşleri sebebiyle yani büyük bir çoğunluğu değil mi? Doğru. Yani burada yaşıyorlar. Peki. Burada iş hayatları var. Peki. İşte okul hayatları var. Peki. Sokak seve seve öğrendik hocam. Sokakta öğrendik. Bir artık evin oğlu hocam. Evlilik sebebiyle burada olanlar var mesela. Evlilik tamam. Aynen öyle. Tamam. Bunu zaten... Peki beyler elin oğluysa ben neyin oğluyum? Evin oğlusunuz. Sen evin oğlusun hocam. Ha tamam. Peki evet şimdi ne dedin sen? Şimdi çocuklar da gayet iyi anlasınlar diye bir Ahmet Çakar top 5 yaptık. İnşallah beğenirsiniz. Peki bakalım. İzleyelim efendim. Şimdi biraz sonra göreceğiniz mahluk. Geçenlerde Türkiye'ye geldiler, adamı maymuna çevirdiler, onu da söylemem lazım. Koskoca Kevin Costner Türkiye'ye geliyor. Kucaktan kucağa dolaşıyor. Hiç hoşlanmadığım bir şey. Bir daha olmasın sevgili Kevin Costner. Canan Hanım, siz de avantajlısınız. Şu anda rejideki arkadaşlar diyor ki Kevin Costner benim ifadelerimden çok bozulmuş. Bozulmazsa adam diyeceğim. Kevin Costner'a... Yüksek ver yüksek. Yüksek. Hocayı ver ekrana. Beni verme. İngilizcesini okuyayım. Kötü İngilizce konuşurum. Diyor ki şampiyon düğünde fact that the club has been involved in match fixing. Involved demek İngilizce bulaşmak, karışmak, içinde olmak. Doğru kardeşim. Özgür Yankaya, Tolga, Şekeri abi. Sizlerden özür diliyorum. Şu açıdan. Sizi çizerken aslında şimdi resimlerini burada yaptığım iki adamı daha çizmem lazım. Temsili. Şu anda burada çizdim. Bu önemli. Bunun adı Ertem. 1975 doğumlu. Sıva işiyle uğraşır. Onu da çiziyorum. Ya bak bak. Allah Allah Allah. Ve bu. Şimdi yaptım. Sakın gülmeyin. Ya. Sinan Allah seni. Beşiktaş'ın eski milli futbolcusu. Allah seni kahretmesin. Beşiktaş'ın eski milli futbolcusu. Hocam
problemli bir yer edinmiş. Altın gibi kalbi var. Keşil, vicdan, altı karınca ezber. Gözler, gözler. Adamdır. Çok adam tarafları vardır, insan tarafları vardır. Ama maalesef o da 8-10 yıldır sıva işiyle uğraşır. Ben bu kadar karikatürcüyüm veya bu kadar ressamım. Ben bir Picasso değilim. Ben Rembrandt'a değilim. Bunları ben çizdim. Resimlerini, üstlerini de ben çizdim. Resmi de ben çizerim. Üstleri de ben çizerim. Dalağınız varsa geçersiniz. Karşıma canlı yanı kolayı var. Program 2'de bitiyor. Hakan biraz erkekliğim varsa 2'yi 5 gece kapıda bekliyorum. Adamsın. O hani dalak, yürek, böbrek, kalın bağırsak, dudak, şöyle dudak, dudak. Ne demek istediğimi anladın mı? Hadi hadi bırakın. 2'yi 5 gece kapıya gelecek. Tamam. Ahmet Çakar sen inmezsen adam değilsin. Ulan şimdi çıkıyorum. Saat kaç? 1.38. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ya hocam şimdi çıkıyorsun ya. Hocam. Şimdi çıkıyorum kapıyı aç. Hadi Hakan bekliyorum yavrum. Hadi. Hocam. Ya dur. Ya hocam ya niye kişiselleştiriyorsunuz? Gel ya. Ya gel ya. Yakışıyor mu ya size ya? Ya çocuklaşmayın ya. Ya. Efsane ya hocam. Çok güzel şeyler seçmiş hocam. Gerçekten. Enine oğulları. Sizin ülkede var mı böyle tuhaf işler? Yok. 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 Senin gibi yok. Zaten böyle oldu mu sizin ülkede? Ama hayvanat sen... bahçesine kapatıyorlar. Ama sen bir sanatçısın ha. Evet. Sanatçı, evet. Sanatçı bir tane sanatçı var işimizde hanımefendi. Aynur Hanım o gerçek bir sanatçı. 50 milyon izlenmesiyle Türkiye ve Avrupa'nın gönlünde taht kurmuş bir kızımız. Bravo. Bravo. Depresyonda mısın Aynur? Hayda! Hayda! Ahmet hocam. Ya çok... Pardon. Ya pardon, lütfen bakacağım. Lütfen üst üste konuşmayalım. Lütfen. Buyurun. Ben mi söyleyeyim? Tamam. Evet. Bir de benim sende bayıldığım bir şey var. Senin müthiş bir ikna kabiliyetin var. Yani karşı taraftaki insana ne düşünürse düşünsün suyun kaldırma kuvvetinden yer çekimine kadar hani bütün böyle ispatlanmış yani gerçekliği. Tabii tabii. Abi. İki kere iki beştir derseniz bunu ikna edebilirsiniz gibi geliyor bana karşı tarafla ilgili. Şimdi çocuklar bir şeyler söyleyecekler size. Tamam. Ve bu konuda çocukları ikna etmenizi istiyoruz abi. Tamam ben bir başlayayım mı? Önce kendini tanıt. Ben bir adamım. O belli zaten. İspanyol adam. Matador. Dansçı. Ve iyi bir sonra insan. Unutturma da sana Matador'la ilgili bir fıkra atayım ister misin? Reklamdan da atayım ama şimdi burada olmaz bu kadar insanın içinde. Evet seni dinliyorum. Tamam. İsim bak, soyad? Manuel. Manuel. Peki buyurun. Manu diyebilirsin. Manu. Bak İspanya en iyi futbol oynuyor dünyada ve Barcelona en iyi dünya takımda. Kesinlikle öyle. Futbol takım. Bakalım doğru mu? Evet hocam. Hocam. Dünya bir defa... Dünyanın en iyi liglerinden biri İspanya, okey. Ama Barcelona aha, dünyanın en iyi takımı dersen halt etmişsin derim. Yanıldın. Vay, yanlış. Biliyor musun bu deyimi? Halt etmişsin. Halk. Halt. 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 Yok, Aspili dedim ya. Peki. Gelenekse... Barcelona, Barcelona takımı takım olarak çok iyi değil. Üç tane oyuncuya dayalı. Üç oyuncuyu çıkarttığın vakit... Şimdi Arda'nın da hakkını yemeyelim. Sıradan vasat Celta Vigo gibi İspanya liginde, Sevilla gibi, Malaga gibi sıradan iyi bir Avrupa takımı. Bana göre takım olarak baktım mı en iyisi Bayern München. Bayern. Evet. Almanya'da. Yalnız ama Bayern München kim yönetiyor? Mantıklı bir şey söyledi çünkü. Bir İspanyol. Ya, Barcelona'lı. Barcelona'yı kim yönetiyor idi? O da Barcelona. Geçen sene? He? Geçen sene bir ara. Bir ara? Arjantin. Ne zaman? Geçen sene. Geçen sene? Guardiola'dan sonra. Şey Luis Enrique? Hayır Luis Enrique ondan diyor. Sonra geldi. Ondan sonra oraya gelmedik sen ya. Sen bilir misin onu? Bahçıvansın. Sen o şeyi bilir misin? Daha kardeşim. Çok elin oğlu var. O ikna, bence sen ikna oldun. Daha oldu. Çok sorusu olan iyi bir şey elin tamam, oğlu var. Evet. Onlara geçelim. Danilo'ya evet. Geçelim. Evet. Ve bence şey en iyi takım Konya Spor'a. Haberin olsun hocam. O da. Tamam. En iyi, bu zaten konuşma gerek yok çünkü bu gerçek bir şey hoca. En iyi pizza yapan İtalyanları hoca.
Hadi canım bırak bu işleri. Yani İtalya'da pizza yemesek, dünyanın farklı yerlerinde pizza yemesek en iyi pizzayı İtalya'dan yapacağız lafına. Pizza İtalyan'ın kökenli bir kelime, okey. Pizzanın ana vatanı İtalya, o da okey. Dünyanın en iyi pizzası Fransa'nın güneyinde yenir. Niye hocam Fransa'da? Bir defa pizza, o kalın hamurlu pizza insan işi değildir, zararlıdır. Fransa'da özellikle birçok pizzalar ince hamurdan yapılır. Bilir misin pizza yapmayı? Biliyorum, biliyorum. Ya anlat bakayım. Nasıl? Anlat pizza nasıl yapılır? Nasıl yapılır mı? Evet. Hamur, yamur, hamur da ne? Hamur, yamur. Hamur, hamur evet. Nasıl yapılır? Neyse boş ver. Sonuç. Hamur nasıl yapılır? Sen bence ikna oldun bu konuyla ilgili. Oldu ama. Ya oldu ya be hocam. Güney Afrika ne alakası var ya? Güney Afrika değil, Fransa. Fransa'da hiçbir şey yapamıyorlar hocam. Sen öyle zannediyorsun. Evet. Öyle zaten. Danilo dünyanın, bence ikna olmuşsundur sen. Dünyanın. Olmadı da ben ikna ederim. Var mı burada bir ikna odası arkadaşlar? Bilir misin ikna odası nedir? Hocam bu program saat 2'ye bitiyor. 2.05'te sizi bekliyorum. Masa Taka. Evet. Evet ne? Hocam bende bir soru var. Ya sen ne efendi bir olana benziyorsun ya. Ya öyle sen. Kalk bakayım şöyle şuraya. Oraya hemen çıkacağım. Şuraya şuraya. Ya hocam öyle söylüyorsa yani madem öyle söylüyorsa de tabii ki de çıkacağım yani. Hocam önce kendimi tanıtayım. Evet. Ben Japon'um. Tamam. Samuray'ım. Peki. Burada yaşayan, Türkiye'de yaşayan son samuray derse ben. Tamam. Son samuray. Evet, son samurayım. Peki. Evet hocam. Kılıcı nerede yiyelim? Kılıcı. Şurada. Burada. Güzel. Her zaman evet, burada. Senin sorunu alayım. Evet hocam. Masa Taka yerine otur, oradan soru istiyorsun. Tamam. Kameralarda görsün. Seyircimiz de görsün, herkes aynen görsün. Evet hocam. En iyi teknoloji bizim biz Japonya'dan çıkıyor. Bu kimse hayır demez ya hocam. Ne teknolojisi kardeşim? Ne teknolojisi? Bak mesela hocam bir örnek ne vereyim mi? Mesela evet, araba. Ne arabası? Evet. Piyasadaki ucuz, vasıfsız, sıradan, hiçbir iddiası olmayan. Orta direğin kullandığı iyi, normal kaliteli, vasat araba sektörü. Japonların okey. Ne var bunda? Yok ama en iyisi gerçekten. Yani bana ya da iki tane torna tesviye atölyesi falan aç. Ben de yapayım sizin yaptığınız ya arabayı. Hocam, hayır hocam, bizim arabamızı bir arınca 10 sene arızasız ya. Böyle çok kaliteli bir şey hocam. Bence ikna oldun. Hayır abi, hayır. Be. Oldu. Bir dakika ya, Japonya'dan bir şey. En iyi teknoloji Japonya'da. Aynen. Hadi bırak kardeşim bu işte. İnan olmasın, her şeye bir cevabı var. Hayır yani, gerçek ama yok gerçek. Hani pizza tartışılabilir. Barcelona'da burada en yakın Barcelona tartışılabilir. Tamam. Dünyanın en iyi. Burada fazla debelenmeyin. Tamam. Pizza filan diyor hikaye. Japon arabamız filan dünyanın teknoloji devisi filan diyor. Ne devisin kardeşim? O yalan diyorsun. Yani peki, dünyada ayağını sallasan Japon arabası görüyorsun. Bir nerede çokluk? Orada iyi bir şey yok. Tamam. Antonio'ya geçiyoruz o zaman. Antonio Stokes. Merhaba hocam. Adım Antonio Stokes. Amerikalıyım. Anaokul öğretmeniyim. Belli zaten, evet. Belli mi? Belli tabii. Nasıl belli? NBA oyuncusuna benziyorsun abi. NBA oyuncusu gibi fit, diri, eyvallah, saçlar, kafa şeklin. Eyvallah. Amerika. Eyvallah. Bu pozitif söylüyorum. Pozitif. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Negatiflerini duydum. Asla. Ben. Asla. Sağ ol. en güçlü ekonomi şu anda bu dönemde dünyada Amerika. Hmm. Hiç alakası. Nasıl bir alakası yok? Hiç alakası. Nasıl? Ne? Doları görmüyor musun? Ya uçuyor hadi abi ya. Gidiyor. Hadi kardeşim ya. Ekonomimiz cacık sallanınca ya harp çıkartırsınız ya bir salgın hastalık çıkartırsınız. Anasını ağlatırız dünyanın. Amerikan ekonomisi kof bir ekonomi. Kof. You know kof? Kof. Kof. Boş yani. İçi boş bir ekonomi diyor hocam. İçi boş demeyeyim. Kof. Kof. Kimin ki iyi peki sizce? Oradan saldırırım bence. Kimin ki iyi sizce? Kof kelimesi Türkçeden mi geliyor? Yok kof şeyden geliyor. Ki? Singapurca'dan kof, bilir misin? Kof Türk ilk defa kof, duyuyorum. Kof. Kof. Şey dum kof sizin kof şeydeki gibi Almanca'dan evet, şey yaptın değil mi? Yok hatırladım, hayır ilk defa duyuyorum. Kof kelimesi. Kof şudur. Evet. Görünüşte iri yarı heybetli güçlü görünür. Evet. Halbuki içi boştur. Yok. Amerikan ekonomisi bence göründüğü kadar çok güçlü bir ekonomi değildir. Şahsi görüşüm kardeşim. Göründüğü kadarıyla söylerken yani bir mankenden bahsediyoruz. Biz dolardan bahsediyoruz.
Yani oraya bakıp da burada bir şey resmi yok ki. Burada rakamlar ya. Belli. Açıyorsun internette, dolar nerede? Tavanda. Yükseliyor her gün. Kof. Ne diyorsun hocam? Kardeşim, bunların hepsi... Hocam peki kimin ekonomisi sizce? Yani hangi ülkenin, bu masadaki hangi ülkenin ekonomisi çok güçlüdür? Tanzanya. Masada. Sen Tanzanya'yı... Ya bu zaten bu çocukların ekonomisi güçlü bir ülkeden olsalardı burada işleri ne ya? Ben söyleyeyim cevabını hocam. Adam oturur. Amerika'da çalışırsa İtalya'da otururdu, iş yapardı. Bey neredensin sen? Yakışıklı çocuğum. Tanzanya'da. Rus. Bu masanın en güçlüsü. Tamam, Rus ekonomisi çok mükemmel olsa bu çocuğun burada işi ne? Japonya teknoloji devi olsa bu çocuğumuzun böyle kravatla... O zaman ben reklamlardan sonra diyoruz. Bir reklam arası, ondan sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar siz yine ne oluyor? Uzattın. Hadi next. Kim ben? Tamam. Tamam adamsın. Oo. Yavaş. Kaçı gülüyor lan? Aslan gibi. Aydın hoş geldin. Hoş gelmişti. Evet gelmişti ama seninle konuşamadık. Şimdi seninle ilgili çok acayip çocuklar sokakta röportaj yaptılar. Seninle ilgili bir tespitimiz var. Ama önce o röportajı izleyelim. Ondan sonra üstüne konuşalım. Gelsin abi. Bir şarkı dinleteceğim abi. Ve kimin olduğunu tahmin edeceksiniz. Tamam. Uyar mı? Uyar. Bengü. Esmer bir kadın, böyle kısa boylu birisiydi ama... Hande Yener canım ama. Sizce kim bu? Merve Özbey mi? Atiye mi? Hadise? Gülşen mi? Merve Özbey mi? Değil. Merve Özbey değil mi ya? Değil. Hadise mi? Bengül. Şarkıyı dinliyorum, hatta seviyorum da kimin söylediğini hatırlamıyorum. İsmi gelmiyor aklıma. Ayşe Atunal mı? Merve Özbey. Ya ay, kızın adı Türkçe neydi mi ya? Türkçe. Eceli bir şey miydi? Ece Seçkin. Evet ha, dilimin ucundaydı. Evet. Değil çünkü. Değil mi? Çok teşekkür ederim. Yani o. Klibi gözümün önünde ama adı, ya ben Ece Seçkin diyeceğim yine çünkü. Kapandı bendeki aşktan beri arkadaş kaptırdı kendini, şarkı söylemeye başladı. Aynur Aydın. Mıymış? Hayır. Evet. Tanıyor muydunuz? Hayır. Ya bu Ece Seçkin gerçek adı Aynur Aydın'dı da hani biz şu an sahne ismini mi söyledik? Bak bir tek Murat Boz demediler yani. Öyle değil. Ama şimdi şöyle bir şey hakim. Şarkıyı biliyorlar. Evet. Ama kimin söylediğini böyle isim... Yani evet. Ben de isim konusunda çok bayağı özürlüyüm zaten ama... Yani böyle ismi geliyor. Başka hani böyle benzetiyorlar da biraz böyle hani evet. Ses kalitesini. Çok da gayet güzel bir şekilde. Biz şimdi çocuklarla hemfikiriz bu konuda. Hı-hı. Şimdi onların bir fikri vardı. Ben sana söyleyeyim eğer senin için uygunsa. Dediler tamam. Ki ismi çok böyle hani Aynur Aydın. Yani böyle hani isim...
akılda kalmayabilir. Çünkü böyle hani bir sürü insan olabilir Burcu. Bence. Bu çok böyle rastlanan bir isim ya. Soyadı özellikle evet. Aydın mesela. Hani ismi çok bilmiyorum çok ama. Çok fazla var. Evet, yani. Aynı yani. 500 bin kişide falan vardır gibi bir isim ya. Ya evet, yanlış doğru. Anlama yani bu. Doğru. Aydın Aydın. Ona böyle bir sahne adı mı hani bulsak diye düşündük çocuklarla. Yeni bir isim mi buluyoruz? Evet. Tamam. Hepsinin de bir fikri var. Ya ben mesela şey demek istiyorum. Şimdi Kore'de Kim diye soyad çok var. Hmm. Şimdi bu BTR'yi izlerken de Aynur Aydın Kim diyorlar ya. Diyorlar ya. Aynur Kim nasıl? Ben sevdim. Hayır sevdim. Güzel. Ya, çünkü bizde biliyorsundur hocam belki de. Kim diye soyad çok var bize çünkü. Tamam. Aynur Kim. Aynur Kim. Evet. Okey. Antonio senin var mı? Ben mesela şey var. Yani daha ilginç haline getirebilmek için ya bir Türk isim, bir yabancı soy isim süper olur. Mesela Aynur Uskovska. Hayır, 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 hayır. Bir dakika. Ne demek ya? Bir evlenme teklifi gibi geldi bana öyle söyleyeyim. Hayır, estağfurullah şey mi olur? Ama evli misiniz bu arada? Yok. Ha, tamam o zaman. Tamam o zaman. Hayır. Ne yaptın? Hayır yani. İsim bul dedik sen nüfusuna geçirdin. Ya çok kötü oldu ya. Gerçekten yanlış anlama ya. Öyle bir şey yok ya. Utandım ya şu an. Şimdi var mı yok mu anlamadım. Kendi soyadı Uskovski de yani paylaşmak hayır, istiyor seninle soyadını. Hayır ama şimdi yok dedi de var mı yok mu? Ne yani yok? Evlenme teklifi ettin mi etmedin mi? Çıkart o yüzüğü. Buyur. Aman tamam. Aman. Bence bir çay içebilirsin. Paramanı o zaman ben kaldırırım. Bu izdivaç programları ne izliyor? Ben de izliyorum. Ben de bir çay. Ben de bir çay içebilirim. Başka? Soy adı önerisi olan? Şey ya bizim benim köyde. Şimdi oradaki ünlüler. Amerika'da köyde. Evet, evet. Senin köyde. Şimdi şey bizim ünlüler şey yapıyorlar ya. They put şey ya nickname koyuyorlar. Mesela like? Şey bilir misiniz? The Rock. The Rock. The Rock. I know The Rock. The Rock. I hem like oyuncu, that. Hem güreşçi, yes. The Rock. I know The Rock. Mesela Crazy Aynur. Çılgın Aynur. Çılgın. Olmaz mı? Çılgın Aynur. Kel Antonio. Kel Antonio dedi. Ya bir kız için yaptığınıza bakın ya. Ya direkt bence, direkt böyle I. Çünkü zaten İngilizce'de zaten I, ben demek. Hı-hı. Ve bir sürü böyle Nuray var, Seray var. O tarz böyle çok sıradan şey aslında. Ve direkt I yapsam bence süper olur. Çok daha çekici olur. Yani. Olmaz. Cek I. 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 Sadece I. Ama sadece olmaz ki kızım. Dilber I da var. Güzel bence I. Tabii Dilber abla alınır. Öyle bence bir şey olmaz böyle bak. Sana hı? Başka bir şey yakışır. Bana bırak bu iş bak. Aynurita, Aydinita, Fernandez, Rodrigo, Escudero, Gómez. Anladın mı? O bir ateş, o bir şey. Manuel bunu çağırırsak biz reklama gideriz direkt zaten. Aynurita. Abi bu kapağına sığmaz. Aynurita. Ha, sen sevdin. Aynurita'yı sevdi. Geliyordum. Güzel. Ama ya niçin söyledi Manuel? Çünkü sen önce böyle Türk isim konuştuk, sonra İspanyol isim. Tam ters olması lazım. Paola Martina, la fantastica, la bellissima, superissima, bellissima, incredibilissima. Aynur Aydın. Daha güçlü bu. Şey diyorsun, evet. Duyguyu kap diyorsun. Tabii ki de ya. O da olmuyor. Yani. Oldu yani. Masataka sende var mı bir öneri? Ya o zaman şöyle, ya bizim lakabımızın koyarım o zaman, Japon lakabımızı. Ya senin aynı ismi Aynur Aydın ya, Ayçan olması lazım. Ayçan. Aynur Ayçan. Evet. Ayçan. Yo, Ayçan. Direkt Ayçan. Ha Ayçan. Böyle sevimli kadına öyle tamam. Diyor bizde, Ayçan diye. Ayçan. Evet. Sanki Çinli ismi gibi mi geliyor ya? Ayça, Ayça gibi. Türk ismi değil mi? Ayça mı? Ayça var. Olmadı. Ayçan yani, Ayçan böyle. Ayçan. Ayçan. Peki Ahmet hocam sizin var mı bir öneriniz? Ya var benim öneri kesin kökten çözüm. Nedir? Şimdi bak kızım. Kızım diyorum kusura bakma kızım yaşındasın. Aynur Aydın diye sanatçı ismi olmaz. Olmaz. Yok böyle bir isim. Aydın. Aynur'a hiç lafım yok. Aynur fevkalade güzel bir isim. Size bir sorum olacak. Peki sanatçılık isimle mi olunuyor? Tabii. Sen hiç Abuzer diyorsun. Aslında sen çok güzel bir soru sordun. Sen hiç Abuzer diye popçu duydun mu? Ne?
O zaman çağırıyoruz falan. Duydun mu? Abuzer diye popçu duydun mu? Popçu. Abuzer ne olur? Eğer sesi güzelse olsun yani. Keşke Abuzer diye bir popçu olsa ve çok güzel müzik yapsa. Şimdi sen buraya yardım istemeye mi geldin? Güzeldir emi. Senin bundan sonra adın Aynur. Soyadın da Aynur olacak. Aynur Aydın. Hayır. Aynur Aynur. Aynur Aynur. 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 Kazım Kazım gibi. Kazım Kazım. Evet. Kazım. Mesela bakın. Kazım Aynur olsa olmazdı. Tabii ya. Aynur Aynur olduğum vakit iki tane çok güzel Türkçe kelimeyi yan yana getiriyorsun. Üstelik ismi ve soyadı aynı olan insanlar tarih içerisinde kalıcı yer edinirler. Şimdi Kazım Kazım gelmiş sıradan bir topçu gitmiş. Herifin adı tuhaf. Kazım evet, Kazım. Evet. Aynur Aynur. O zaman patlarsın, buradan nüfus inanmadım müdürlüğüne mi gidiliyor? Öyle bir kızın öyle bir ihtiyacı bizim fikrimizdi zaten. Bizim daha iyi bir önerimiz var. Tamam. Biz bu programın sonunda böyle bir sorunun olmasını istiyoruz. Evet. Biz okay, sana ilaç olacağız. Bak nasıl olacağız biliyor tamam musun? Bu ismi Aynur Aydın'ın bir albümünü dinledim geçen gün. O kadar güzeldi ki. Çok beğendim ki. Aynur Aydın albümü değil mi? Aynur Aydın albümü tabii aynen ki. Öyle. Sen geçen kafede Aynur Aydın çalıyordu ya. Değil mi? Evet. Ne kadar güzeldi. Abi, arabadaydım Aynur Aydın çalıyordu ya. Değil mi? Radyoda. Danilo? Aynur Aydın böyle bir pizza yaptı anlatamıyorum ya. Valla böyle bir koreografi yaptım Aynur Aydın koreografiyle. Bobby? İngiltere'nin her barlarda Aynur Aydın çalıyor zaten. İşte. Hatta bunu daha da abartalım. Tamam. Şöyle televizyonun altına çok becerikli bir çünkü rejimiz var. İsteyeceğim. Şöyle bir Aynur Aydın yazabilir miyiz acaba yazmış, çocuklar? Yazmışlardır ya bile. Ya da çıktığım her programı ben ismimi mi yazdırsam? Şuraya alabilir. Evet Aynur Aydın tamam diye. Çıkıyor. Tamam, tamam. Aynur Aydın oh, yazıyor. Ama böyle bir yazıp söylesin bir süre. Ama ben çok seviyorum ismimi. Bundan sonra buradan çıktığın zaman şarkıların artık değil ismin de söylenecek ama bununla yetinir miyiz? Hayır. Yanlara da koyalım abi Aynur Aydın. Gerçekten mi ya? Geliyor mu? Geliyor. Çok iyi. Ama kalabilir mi tüm program boyunca? Nasıl? Tabii ki kullanabilir. Kalabilir mi? Kalabilir mi bütün program boyunca diyor. Şirinlik tabii yapmaya çalışıyor. Hemen silin. Ya da bizim çocuklara da oyun oldu. Güzel oldu. İyi hareket evet geldi. Peki dedi. Dövmeye göstereyim mi? Kendini Aynur Aydın dövdürmüş. Geç kaldın. Andre Emre aldı kızı gitti. Nasıl anlamadım? Sen bir koluna Aynur Aydın dövmesi mi yaptın? Evet. Gel göster abi. Adam ol abi. Adam ol göster. Göster bakayım. Ama silindi. Kalemle çizdim. Şimdi bu arada bizim dedik ya program başında da çocuklar hafta içinde çok çalışıyorlar diye. Danilo'nun muhteşem röportajları var biliyorsunuz. Konuklarımızla ilgili gidiyor yerinde inceliyor, araştırıyor. Ve birlikte çalıştığı insanlara soruyor konuklarımıza. Asıl önemli olan bilgiler onlardan çıkıyor. Çünkü Danilo'nun Ahmet Çakar'la ilgili yaptığı röportajları izliyoruz efendim. Bakalım. Ne buldu hocam? Ahmet abi, iş, arkadaşları yanında gideceğiz. Soru soralım, cevap alalım. Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Servis elemanıyım, çay kahve servisi yapıyorum. Siz Ahmet Çakar çok iyi biliyorsunuz. Çok iyi tanıyorum. Çayını, şekerini, her şeyini yanında getirir. Bize hiçbir zahmeti yok. Cebine taşır. Aa, arkadaş, kendi alıyor. Kendisi alıyor. Hatta cebinde de gofret taşır, herkese gofret dağıtır. Kendi pişmiş, kendiye yapıyor. Ahmet seni yakalandı. Var mı başka bir şeyleri? Kalın bir yerden çay getirecek, kahve getirecekti bana. Parasını da ödedim ama hala kahve gelmedi. Ahmet abi, artık istiyorum kahvemi. Kahve nerede? Ahmet abi, kamera şefi beraberiz. Savaş abi, baba ne haber? İyi misin? İyi, hoş geldin. Ahmet Çakar, baba. Ahmet Çakar, efsane. Bizim burada bir numara Ahmet Çakar. Ama abi niye? Niye bir numarası? Ne yapıyor o adam? Programa gelmeden önce gelir. Bütün kameraman arkadaşlara, herkese yüzer dolar para verir. Oo, tabii babadır vay, o öyle. Vay, vay, vay. Biz ona özel ilgi gösteririz. Hep onu çekeriz. Ekranda hep onunla ilgileniriz. Çünkü niye biliyor musun? Rasim Ozan Kütahyalı çok fazla görünmesin diye hep bize para verir. Böyle 100 dolar. Aşağı 100 TL falan vermez. Dolar verir. Dolar verir. Tabii dolar. Arkadaşları stüdyoda İzze ve Ertem abi yakalandı. Oh, süper oldu. Çok sorun var. Hadi gidelim gidelim. Pardon, pardon. Kolay gelsin herkese. Ertem abi nasılsınız? Çao, çao, çao. Merhaba abi. İyi misiniz? İyi. Ahmet abi bu hafta bizim konuk. Ahmet olacak. Çakar. Aynen öyle. Eyvah Allah yardımcınız olsun. Allah yardım etsin. Nasıl sıkıştırabilirim ben? Hocayı sıkıştırmaya gerek yok. Hoca sizi sıkıştıracak. Mesela Ahmet Hoca giydirmeyi çok sever. Gerçekten mi? Evet, yayında giydirir.
Yıllardır herkese yayında giydiriyor. Ahmet Hoca'nın iyi bir terzi olduğunu biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Aa, çok iyi bir terzidir. Ahmet Hoca keser, biçer. Beni o giydirir. Yıllardır giydiriyor. Yine giydirmeye de devam ediyor. Hep giydiriyor. Ya sen bana inanmıyorsun. Abi ayıp olmasın. Vallahi inanmıyorsun. Gerçekten inanamıyorum. Bak soyunacağım senin için ama öyle soyunmak değil. Şunu göstersem yeterli herhalde. Ahmet Çakar. İnanamıyorum evet, abi. Evet, Ahmet Çakar. Ahmet Hoca giydiriyor. Vay, İnanmayan varsa. Vay, vay. Ekranın bir numaralı böyle hani vahşi insanı Ahmet Çakar'dır. Hoca konuşurken hocanın gözlerinin içine bakmayın bir. Hoca konuşurken hocanın kelimelerini dikkatli seçin iki. Arkadaş, Rüyan abi buldu. Ahmet'in abi ilk yapımcısı. Merhaba abi, nasılsın? Merhaba abiciğim, sen nasılsın? Ben sana anlatayım onu nasıl bile. Lütfen abi, ben şimdi sıkıştırmak istiyorum. Biz Ahmet Çakar'la 100 bölüm program çektik. 100 bölüm aynı takım elbiseyi giydi. Yemin ediyorum sana ya. Merak ediyorum, acaba bu akşam aynı elbise giyeceğiz? Guinness Rekorlar kitabı. 100 bölüm aynı elbise giydi. İnanmıyorsanız sorun bak. Bir tane de bir hanım daha var, onu da anlatayım. Ya, tabii bugün gidin. Çok önemli bir misafirin evine gittik. Bak bu da gerçek. Ahmet Hoca ayakkabıları çıkardı. İçeri bir girdi, ayak baş parmağı yırtık. Ama... Gerçekten ha. Ne dedi? Onu stüdyoda o anlatsın. Niye baş parmağı yırtık çorap giyiyorsun hocam da? Oradan tamam, da sıkıştır. Tamam. Stüdyoda seyircilere anlatsın. Tamam hocam. Tamam. Abi teşekkür ederim. Çok tekrar. Seviyoruz ayrıca gerçekten. Tabii işin şakası başındaki şeylere çok emin değiliz herhalde. Gerçek değildir ama bu çorap meselesine soralım. Hepsi doğru, hepsi. Hepsi mi doğru? Hepsi Kolombiya doğru. Kahvesinden. Ben bir dolandırıcıyımdır, parayı alırım. Malı getirmem. Dolar alır aşağı. Çorap hikayesi doğru mu gerçekten? Canım şu anda bile ayağımı yani çıkartmayacağım da. %50 parmak başı şeyidir dışarıda. Ama onun bir nedeni vardır sizin için bence. Yani siz durduk yere yapmazsınız. O parmak biraz daha uzun herhalde. Hırpalıyor yani çorabı. Ne? Nereden biliyorsun parmağımın uzun olduğunu? Öyle herhalde diye düşündüm. Ha, yok başka bir problemim var. Bunu şu anda söyleyemem ama ben umumiyetle çoraplarımdan bir tanesinin ucunun yırtık olması rahatlatıyor psikolojik olarak. Psikoloji olarak hocam. Yani, yani tamam biz de gülecektik de bizden önce gülen kameramanı ben yerim ya. Arkadan bir kahkaha sesi geldi. İlk kez arkadansa kahkaha geldi genelde. Ahmet ben şey takıldım biliyor musun? Böyle göze bakamıyor evet. Dedi. Bu yok şey ya, da şey, şey bir programa gördüm. Hayvan programları var ya gorillalar mesela güçle gorilla bakmıyor mesela gözleri. Böyle bir şey anlamadım. Allah ne anladınız siz? Evet. Şey böyle, İspanyolca söylüyorsa ben anlarım. Mira Ahmet. Que a ti no se te puede mirar los ojos. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Tú hablas español? Sí. Ah, claro. Bir dakika ne dedi hocam? Ya ne bileyim ben ne dedi. Sırada tor düştü. Hayır. Bebeğin düşmüş senin. Aa Robin'in bebeği düşmüş. O kadar bayıldı ki sizin aklınız. Ya bir dakika ya Robin. Efendim? Robin mi adı? Robin. Robin gelsene şöyle ya. Nereye? Sen şuraya gel. Herkes bu. Buraya gel. Korkuyor yalnız gelirken. Korkma. Gözlerine bakmamaya çalışıyor. Yok. Bu ne oldu oğlum? Sivilce. Sıkıntı mı yaptın? Yok. Bak ya. Bir şey soracağım. Bu ne? Bende olması doğal. Bu yaştan sonra bende kabakola gari olacaktır. Sen çok gençsin oğlum. Bu çizgiler ne? Sen geleceksin diye sıkıntı yaptı hocam. Ondan böyle burada. Böyle çok stresliydim ya. Tedavi ederiz. Hemen tedavi edelim. Çok stresliydim. Bütün hafta olacak. Abi sen de söylemek iyi ki konuyu getirdiniz. Robin teşekkür ederiz. Tamam. Sizin doktor. Sülük. Sülük yapacağız bu çocuğa. Öyle mi? Neresi? Her derde de o. Nereni ağrıyorsa. Nerendesi? Sülük. Sülük tedavisini bilir misiniz? Önce soru şu. Sülüğün ne olduğunu bilir misiniz? Evet, Chubby. Ha? Chubby hep takip ediyor beni ya. Hiç gitmiyor. Sülük mü? Sülük. Sülük. Ahmet Hoca'yla National Geographic'e hoş geldiniz. Sülük deyip geçmeyin. Çok önemli bir tedavi yöntemidir. Bakın bunu herkes bilmez. Koy o sivilcenin üzerine sülüğü. Evet. İki saat sonra ne sivilce kalır ne bir şey kalır. İstiyorsan programdan sonra seni götüreyim. Olur. İki saatini bana ayıracaksın yalnız. Derin Ahmet hocam çocuklar çok fazla bilmiyor. Sizi hakem olarak tanıyorlar ama sizin bir de geçmişte okuduğunuz çok özel bir bölüm var. Bize ondan biraz bahseder misiniz? Doktorluk diye biliyorum ben. Tabii doktor. Yani şimdi şu var. Demin
seninle de konuştuk. Nasıl oluyor dedi. Hem zamanında hakemlik hem doktorluk filan. Oldu işte. Oldu da bizden çok şey götürdü çocuklar. Baksanıza kafada saç kalmadı. Bembeyaz çizgiler. Çok yordu beni ya. Ama niye mesela? Niye bıraktın o bayağı bir karlı bir iş kaldı değil mi bu doktorluk? Yok devam etti bırakmadım devam ediyor. Devam ediyor. Yok yani bu var. Hakemlik meslek değildir bunu unutmayın. Şimdi çok ciddi konulara girmeyelim. Bak burada ne güzel makara yapıyorduk. Evet. Devam edelim öyleyse ben şeyi merak ettim. Şimdi siz hemen sülük falan dediniz ya. İşte bir yeriniz ağrıyorsa hemen sülükle tedavi edin falan diye. Tabii. Ben çocuklara hemen sormak istiyorum. Ne gibi böyle hani ben ona koca karı... Tamam koca karı ilacı. Tabii gayet tabii koca karı hiçbir... Tamam. Yani... Koca karı diyelim. Alternatif yöntemler yani sonuçta gibi. İlaç dışında. Mesela sizde var mı? Koca karı ilacı ne biliyor musun Danilo? Koca karı. Yani koca evet. Karı biliyorum. Ben koca evde karı var. Öyle bir şey değil. Hayır, bu ilaç şey. Varın. Olmadı. İlaç hani böyle ev yapımı. Hani ha, tabii ki de. Bizde mesela çok şey özel bir şey var İtalya'da. İtalyanlarda bizde mesela kulak var ya. Bizde kulak normalde temizlemiyoruz. Hı? Kulak. Evet. Temizlemek için. Evet. Bizde şey ya, isim ne ya? Kulak çubuğu. Kulak çubuğu. Bizde kulak çubuğu kullanamıyoruz. Ne var? Matkapla mı deliyorsunuz, yapmıyorsunuz? Neyle alıyorsunuz? Yok şey. Ya. Özellikle ya, bizde bir mum var ya. Kulak içinde bizde mumu sokuyoruz. Evet. Ve mum açıyoruz. Mum ateşliyorsun. Mum ateşliyoruz. Ha siz tersinden sokup ucundan yakıyorsunuz. Aynen öyle. Ne oluyor peki? Şey, bütün pislik çıkarıyor. Allah Allah. O işkence gibi ya. Eski Allah. Bir yöntem ha. Daha güzel. Yok, mantıklı. Peki acıyor mu? Yok yok hiçbir şey acımıyor. Mum küçük mü büyük mü? Küçük bir mum ama şey yani kendisi yanamıyorsun yani. Doğum günü mum mu sokuyorsun? Bir böyle bir yapıyorsun. Şey kafa göre yani. Ama onu yapıyorsun. Çok küçük bir kafa küçük bir mum mu sokuyor hocam? Küçük bir kafa küçük bir mum. Peki de onu dayına yapıp hem de kulağını temizliyor. Böyle duruyoruz. Böyle burada mum sokuyoruz böyle. Evet ben de yakayım böyle. Yakıyor. Sakın denemeyiniz. Damlamıyor mu kulağın yanarak? Aynur Aydın yazdık ya. Rejiden rica edelim bunları yani evde denemesinler diye de bir... Tabii ki de. Tabii. Kimse de prova yapmasa yani. Danilo bir şey merak ediyorum. Buraya mumu sokup buradan yakıp buradan mı dökülüyor? O kadar değil. Yok yok çıkıyor ha. Mum çıkarınca bütün şey pislik mum üstünde... Tamam o zaman tamam. Emrah'cığım sizde var mı? Ya bizde var aslında. Ahmet Hoca da buradayken sormak istiyorum. Hani gerçekten işe yarar mı? Biz hem öksürük için karamel ve soğanlı bir çay yapıyoruz. Mantıklı. Soğanlı. Olur, hocam. Olur mesela karamel ve soğanlı çay. Evet. Biz de hani ballı mallı bir şey yapmaz mıyız Burcu? Ama soğanı ben bir şey yapamadım. Vardır şu soğanın an. Da bir antioksidan özelliği var. Hayır evet ama çay olarak şey içemedim şu an mideme gitmedi. O anlamda şey var mesela kafa ağrısı için, ya yani baş ağrısı için şey var. Limonlu kahve içiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Limonlu kahve. Onu biz de yapıyoruz. Ya kahvenin içine limon atıyoruz. Limon, evet. Biz kahveyle limonu başka ne için yapıyorduk? Mide bulantısı için. Mide için falan da yapılır evet. Tamam. Evet. Mide için diyelim en azından. Mide. O yüzden ben mide dedim orada söylemek istemedim. Teşekkür ederim Reji. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz de Midye mi? Mide. Midye canım çekti bu arada. Program aldı başını gidiyor Allah'ım. Midye. Evet. Midye değil mi? Mide. Midye ağrısı. Mide evet. Ben kokoreççiye giderim sonra. Mide ağrısı için çiğ patates mixlenip onun suyunu çıkartıp içiyoruz. Neyi? Çiğ patates. Çiğ patatesin suyu. O da mantıklı. Mantıklı değil mi? Hocam hepsini mantıklı buldunuz. Ay çiğ patatesin suyu potasyum içeren bir hülasa çıkar. Mantıksız değil yani. En mantıksızı bana şey gibi geldi. Bu kulağına sokma gibi şey geldi. Bu nasıl mesela şey uykusuz var ya mesela uyuyamıyorsun. Ege. Benim baba anne şey koyuyordu böyle mesela. Çok bol sarımsak o yastığın altından koyuyordu. Evet. Tamam ölü uyuyordu. Tamam kanka, mı? O bayılmış olmasın kokuda. Abi bir nasıl bir koku? Aynen. Ama yapıyordu. Bu da mantıklı ama asıl burada kültür uzak doğu kültürdür. Evet. Oğlum ben anlatacağım. Hemen anlat. Güney Kore. Bizde Japonya. Evet. Uzak doğu. Tamam şabiden sonra ben. Sizde çok farklı işler vardır. Bizde şöyle havlunun içine piliç koyuyoruz. Ne? Piliç mi? Ha. Piliç. Ondan sonra... Piliç. Bir dakika, pirinç. Pişmemiş piliç mi? Evet, havluyla koyuyoruz. Tavuk sonra mu evladım? Tavuk pirinç mu koyuyorsun? Mi, hayır, pilavdan öncesi. Ha, pirinç. 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 P
ben böyle anladım. Ben piliç anladım da çünkü bizde de öyle bir kültür vardır. Bel ağrısını alabalık koyarız. Bilir misin alabalığın ne olduğunu? Ne? Alabalık. Ha. Piliç de. Evet balık evet. Balık. Evet. Alabalık hani böyle tatlı sudan çıkan balık. Ha, ha, evet. Biliyorum. Yani gölden mölden evet, böyle evet. Şu büyüklükte filendir alabalık. Bu balık bu alabalık. Biraz daha, biraz daha büyüğü yani. Alabalık belin etrafına sarılır. Gerçekten mi? Tabii bel ağrısını. Evet. Alabalık kalır olur kokar. Hey. Çok o kötü iğrenç, kokar. Hey. Evet. Günlerce kalır o alabalık. Uyuşturuyor mu acaba? Bilmiyorum. İyileştirir diye söylenir. Bana koydular çünkü. Ha. Biz vay de işte be. Pirici havluyla sarıyoruz. Sonra karnı ağrısı için. Tamam. Bir de şöyle bir enteresan bir şey de var. Sıcak bir şeye dokunduğumuzda biz kulak arkasına kulak... Buna ne? Kulak topu. Memesi. Kulak benim topu Türkçe mu? Bugün ne oldu ya? Evet, normal. Kulak topu çok nedir ya? Kulak memesine dokunuyoruz. İçiyor mesela sıcaklığı. Hadi da çünkü bunun sebebi de şuymuş. Vücuttaki en soğuk yer kulak memesiymiş. Bunları mantıklı evet. Geliyor mu söyledikleri okay. Şeyler? Bizde de öyle. Pasta kıvamı için kulak memesine bakılır. Bizde de yapıyor, bizde de öyle. Bizde de öyle yapıyor. Bir de ciş ağrısı olduğu zaman şurada sinir noktası var bizde. Şöyle masaj yaparak geçiriyordu. Yani çocukken ben öyle yapıyordum. Doktora böyle mi gidiyorsunuz? Benim dişim ağrıyor. Dişim var. Bir şey var hocam ya. Yani öyle uyutup sinir noktası var. Ama olabilir mantık. Ya çünkü evladım sizde ne var Japonya'da? Ha şey hocam bizim karı koca ilaçı da şey var ya. Ne var? E? Aa, pardon koca karı koca da ne var koca karı. Karı koca karı. Sadece sıra değişiyor anlamı değişmez değil mi? Tamam koca karı ilacı. Ne var? Şeyde bizim şey pırasa var ya pırasa. Onun beyaz kısmını yakıp ya boğaz ağrıyorken. Beyaz kısmını yakıp beziyle sahip o zaman ondan sonra buraya yapıştırıyor. O zaman iyi yoruyor. Boğaz için mi? Evet boğaz için. İyiymiş. Mantıklı mı hocam? Bu hiç bu tuhaf. Bu tuhaf. Bilimsel bir şey mi bunlar hocam size? Bilimsel şeyler mi bunlar? Mesela pirinç ters geliyor. Bu pırasa ters geliyor. Patates mum de. Ters geliyor. Patates mantıklı geliyor. Sizde ne vardı Manuel? Sarımsak. Yastık altında sarımsak. Bayıltan. Uykusuz. Bu belki iyi biraz sıkıntılı bir iş. Yani bilmediğim biz bir konu dene, sarımsak. Dene. Deneyeceğim. Çok iyi. Deneyeceğim. Robbie'yi dinlemedik bir değil mi? Robbie sizde ne var? Bizde çok abuk sabuk bir şey var. yani şimdi gripse ya da hastaysa. Şimdi derler ki işte İngiltere'de. Gidersin ineklerin olduğu yer ahır mı? Ahıra gidersin ve sımsıcak böyle ineğin yanında yatıp sabaha kadar çıkma. Sabaha çıktığında iyileşmiş olursun derler. Hastaneye gidi abi oraya gideceksin. Hayır inek zaten sıcak ya. İnek tamam oraya gideceksin. İneğe sarılıyor musun peki? Efendim? İneğe sarılıyor musun? Tabii ki sarılıyorsun yatıyorsun onun yanında. Oh. Sabah. Hastalığı ineğe bırakıyorsun çıkıyorsun değil mi öyle? Hayır doktora düşünsene hasta mısın? Evet ineğin yanında git. Öyle öyle derler ama mantıklı değil mi çok? Çok. Evladım benim bildiğim inek yatmaz. İnek ayakta uyur. Evet. Sen nasıl ayakta mı? Hayır, ayakta mı? İnek yatar mı? Hayır, yatar tabii ki de. Nereden biliyorsun? Ben evde gidip ya İngiltere'de şöyle bir şey var. İngiltere'de çok yağmur yağdığı zaman aslında inekleri sorar. Çünkü inek yattıysa o zaman yağmur yağacak. Ve zaten hep yağmur yağdığı için İngiltere'de hep yatıklar yani. O yüzden gidiyoruz. Bir şey var. Abi. İnek yattığı yerden belli olur. Çok mantıklı yok, değil mi? Ama yok, Robbie uzun zamandır İngiltere'de gitmiyor zaten. Pek haberi yok yani. İngiltere'de inekleri... Ben doğru mu anladım? İnek yatıyor gece ahırda. Yağmur yağacak. Şey, tamam, yağmur yanmazsa yatmıyor mu? Yani hep yağmurlu zaten, o yüzden hep peki, yatıyor. Peki, inek yattı, sen onun yanına kıvrılıyorsun. Tabii. Vücut teması var. Ya, işte şey yapıyorsun, neydi? Hani... Kucaklamak. Yatıyorsun yani. Kucaklıyorsun. İyice yatıyorsun ama sabaha kadar çıkmayacaksın. Yani sabaha kadar çıkarsın zaten geçmez. Abi bu ne ama ya Allah aşkına. Yani ya. İnekle kaşık mı yapıyorsun sabaha kadar? Tabii ki. Abi tamam. Ya ineğe sarıl canan ayıya sarıl mesela böyle. Bu çok yaygın bir şey ve çok mantıklı bir şey. Bence. Yer çıktın mı? Yani evet. Herkes yanındaki ineğe sarılsın diyor. Bu yani öneri bu. O zaman. Evet. Bunu deneyeyim bakayım ben bu akşam ya. Kaşık kırıklığım var da. Deneyeyim diyor. Antonio sizde var mı? Var. Mesela astım için veya bronşit için soğanı kesiyorsun böyle kalın hocam. Şuraya üstün, gözün üstüne koyuyorsun, bırakıyorsun. O sizi rahatlatıyor. Ne koyuyorsun? Soğan. Kesip kalın gözüm. Soğan parça. Yani kalın soğanı kesiyorsun kalın bir şekilde. Ya şimdi ben bir dakika beyler çocuklar ben bildiklerimi unuttum ya. Biri ineğe sarıldım diyor. benim bildiğim ineğe sarılılmaz, inek sarılır. Ben anlamam. Sağmanın ben... ne olduğunu bilir misin? Bak şöyle. Sarma. Sağmak. Sağmak, yok. İnek. Ha tamam okey, milking a cow. Benim bildiğim, biz kulağa pamuk sokarız,
Sen mum sokuyorsun. Başka birisi ama sarımsak diyor. Hocam mantıklı biliyor musun niye? 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 Mum sıcak oluyor. Tamam. Tabii. Sıcak olunca eritiyor. Anladın mı? Ya pislik eritiyor ve daha kolay çıkartabilirsiniz yani. Daniel hocam onu 2000 evet, sene önce yapmışlar. Yani şey ben deneyeceğim, onu da deneyeceğim. Yani peki. İneği de, deneyeceğim, onu deneyeceğim. Bir de şey var bizde hocam. Ne? Şimdi açık yaraya. Yara. Evet. Yara bandı koymadan önce bal koyuyorsunuz üstünden. Evet. Ondan sonra yara bandı kapatıyorsun. Hem bakteriya mikropunu öldürüyor, hem de iyileşmeye daha hızlı sallıyor. Ayrıca da mantıksız kardeşim, bakteriler bal sever. Nasıl ya, bakteriye bal sever hocam? Öyle bir şey mi var? Tabii ya. Var bal işte. Seviyor. Şu an muhalefet yapıyor ya. Şu an muhalefet yapıyor. Biz de. Ya. Tabii herkesi biliyor. Bakteri bal aynen, seviyor aynen. Zaten yani. Kulak da mum seviyor abi. Aynur'a da soralım. Evet, Aynur, çünkü sen de yurt dışında yaşadın uzun bir süre. Nerelerde yaşamıştın? Almanya'da doğdum, büyüdüm. Sonra Amsterdam'da yaşadım bir sene. Bir de İsveç'te 2 sene yaşadım. Amsterdam'dan peki, gelenlerden alkış geldi. Evet. Evet. Bir kişi alkışladı orada. Peki oralarda var mıydı böyle bir alternatif? Evet, bir birkaç tane yöntemi? Şey duydum mesela espressoyla limon. Ondan sonra soğanı koymak. Biz de yapıyoruz genelde. Soğan koyuyorsun. İnek yok mu? İnek yok. İnek yok da hayır. Mum? Mum var mı? Mumu da duydum evet. Aa, gerçekten? Evet duydum. Gerçekten bak, mum konusu çok ciddi. Siz de evde çok, yapma çok lütfen. Hocam bak İtalya'dan eczane satıyorlar. İtalya'da mum, kulak mumu satıyorlar. Kulak mumu satıyorlar o derece yani. Hadi be. Valla hocam. Danilo, bizde şey zeytinyağı var. Zeytinyağı içine şey damlatıyorsun. Onun mantığı var canım. O zeytinyağı onu evet, eritiyor. Evet. Onun mantığı var. Siz onu bırakın da be çocuklar. Bardak içini bilir misiniz? Bardak çekmeyi. Tabii ki de biliyoruz. Evet. Ben yaptı hoca. Nasıl? İlk geldi Türkiye. Tamam. İlk televizyon programı yaptı. Bir tane hoca var, tamam mı? Bu bardak konusundan diyor ya. Bardak biraz pahalı bir şey. Böyle bir özel bardakları biraz pahalı diyor ya. Siz de sen Danilo bardak kullanma. Böyle bir süpürge makinesi aldı. Ve süpürge makinesi aynı yaptı bardak gibi. Ama bence biraz yanlış oldu. O şey Kore'de de var mesela. Bardak işi. Ya, evet. O şey diyorsunuz değil mi? Çay bardağı koyuyorsunuz. Evet. Satıyorsunuz. İçine şey, özel bardak var. Gidince orayı böyle vantuz evet, gibi evet, çekiyor. Ya ne kadar enteresan çocuk. O ne işi yarıyor? İşte toksini çıkartıyor. Bilmiyorsun. Ağrıların giderilmesi için. Sağlık programı haline geldi yani. Ne sabah programı olsak keşke olurdu diye düşünüyorum. Bu arada çocukların soruları, yani siz sorular hazırladınız diye ben biraz daha hani size söz hakkı vereyim ve Aynur'a sorularınız var. Doğru mu? Doğru. Ama dur bir de Saymen. Evet. O zaman, sor hadi o zaman. Aynur sen İngilizce biliyorsun, Almanca biliyorsun ama evet, çok merak ettiğim bir şey var. Sen duygularını hangi dilde ifade ediyorsun? Çok kızdığım zaman Almanca konuşuyorum. Ha, daha sert bir dil zaten. Evet diyorlar, daha sert bir dil. Hala Almanca düşünüyorum. Ama Türkçe tabii 4 seneden beri burada yaşadığım için artık Türkçe de düşünüyorum zaman zaman. Evet. Güzel. Güzel. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi. Benim bir sorum var. Bildiğim kadarıyla siz Rihanna ile Lady Gaga, Britney ekiple çalışmışsınız. Onların ekibiyle çalıştım. Peki yani Rihanna ile Britney Spears'le çalışmadım. Onlarla onları tanıyor musunuz ki o üçü? Rihanna ve Lady Gaga. Lady Gaga'yı stüdyoda görmüştüm bir kere. Hı. Cosmo stüdyoda. Jennifer Lopez'le karşılaştık şeyde. Tanımıyorsunuz stüdyosunda ama yani öyle böyle sohbetin şeyi yok. Hayır. Ne yapacaktın? İzginim. Tanıştırsaydı ya. Ben de sen. Aynur Aydın. Efendim. Sevgili Aynur Aydın. Efendim. Aşk var mı? Yok. Ya şey, bir kişi var mı senin için böyle bir aşkı şarkı söylüyor? Şarkı mı söylüyor benim için? Yani var mı bir sevgili senin için güzel romantik şarkı söylüyor? Hayır yok. Yok mu? Ya. Gerçekten. Vallahi mı? Sen bana bakma. Sen mi istiyorsun Danilo? Tabii ki de, tabii ki de. Şarkı söyleyeceğim bana. Ben şarkı söyleyeceğim yani. Çok güzel yani. Serenat yapar. Tavsiye etme bir şarkı var mı? Hı? Tavsiye etme bir şarkı var mı hocam? Tavsiye edeceğim bir şarkı. Tavsiye edeceğim bir şarkı var mı hocam? İnleyen nameleri söyleyebilirsin kızım. Ay sanki bilince. O kim söylüyor? Anonim. Anonim mi? Tamam. Anlamadım hocam. Olur.
Ben de Türkçe düşünüyorum. Şey, ağlamazdın, ağlamazdın Aynur'u inan almazdın. Kaç kere dinledi o şarkı, inan almazdın. Ama senin... bu iyidir. İlk defa, birisi için evet, bana şarkı asıl söyledi bu arada. Danilo'dan İtalyancasını dinlemek lazım. Evet. Evet ya. Sağ ol Sinan abi. İtalyanca bir şey söylesene bana. İtalyanca? Evet. Çünkü ben çok duygulandım ya. Ben bile duygulandım ya Danilo. Eras Ramazzotti'den mesela. Ne diyor? Şey biliyor musun? Tamam. Duygulandım diyor. Bir kere bana serenata söyledi Danilo. Evet. O da duygulanmış mı? Çok iyi hatırlıyorum. Daha uyamıyorum zaten yani. İtalyanca. Evet. Tamam, okey. Kusura bakma hoca. Zor dilerim. İzninizle şarkı söyleyeceğim. Danilo, bence serenat böyle olmaz. Yanına gidip söyle ya. Tamam. Hadi. Evet, tamam. Hadi Sinan abi. Sağ ol Sinan abi. Ben de seni seviyorum ha. Ben de seni seviyorum. Ya benim yerim oturuyor. Ben de seni seviyorum aşkım. Kalp yapıyorum. Sen de gel otur o zaman. Tamam. Ben de oturalım. Kimse oturmazsa o zaman. Tamam, hadi sen yanına git o zaman şeyi. Tabii ki de. Aynur. Aynur İtalyanca mı? İtalyanca. Okey, sallıyorum. Böyle bir... Nasıl? Hayır, güzel. Bildiğin güzel bir serenat. Aa, evet. Canım, okay. Sen biliyorsun sen ya. Sen İtalyan değil misin oğlum? İtalyan değil, sallanır mı? Pardon, bu tarafta şey kamera görsün. Bu şey. Şey. Julietta ve Romeo var ya, siz biliyor musunuz? Julietta ve Romeo. Evet. Türkçe nasıl Julietta? Julietta. Julietta, Romeo, Juliet. Balkon var ya. Evet. Sen balkonda mısın şu an? Yok, sen balkondasın canım. Doğru, mantıklı. Mantıklı olarak. Evet. Manuel, gelsene yanında, yardım lazım yani. Ne yapacağım orada? Gel burada oğlum ya, sus ya. Yardım, gel, gel. Destek ver Manuel sen de. Destek, hep yok, destek lazım. O gitarcı. Sen de arkadan balkondan çıkar. Yok, sen gitarı çalıyorsun. Sen gitar çalıyorsun. Tamam. Tabii ki de. Oğlum oraya git, balkonda ne işin var? Sen yerdesin sen, yerde. Yerde. Ha. Yerde oğlum ya, nasıl bir işte. Sai come vorrei che fossi io amore mio senza paura se vado giù sei mia. Risalgo e tu sei mia, lascia che sia come vorrei, senza paure. Siz hayırdır? Hayırdır? Doğru. Benim kardeşime mi yazıyorsun? Ha? Sakin ol. Hayırdır? Oğlum nasıl bir göz var ya? Kardeşine sorabilirsiniz ha. Tabii madem var, sen sor bakalım. Sağ olun Sinan abi. Ya. Nasıl? Anca sorun var mı abisi? Evet, ben şey, bu arada gerçekten senin şarkını her yerde duyuyorum. Kafeye gittim de, işte restorana gittim de, her yerde duyuyorum. Ama kendi müziğini nasıl ifade edersin mi diyeyim, nasıl yorumlarsın? Tanımlarsın mı? Tanımlarsın ha. Ben hüzünlü dance pop diyorum. Ha. Hüzünlü dance pop. Evet, çünkü melodiler genelde hüzünlü oluyor. Sözler duygusal. Ama altyapısı bayağı işte yüksek tempolu olduğu için hüzünlü dance pop. Peki ayrılık falan mı konuşuyorsun şarkıda, yani söylüyorsun? Ya değişiyor ama üzülmüş genelde. Üzülmüş ama umurunda değilmiş gibi bir hava. Ama bana ne? Evet, aynen. Dans ediyor o falan. Olabilir. Yok, aslında öyle değil. Ben mutluyum, mutlu olmaya devam ediyorum. Üzüldüm ama saçım döndü ve güzel görünüyorum üzülürken falan. Evet, çok iyiyim. Bıraktım ama ben. Sen kaybettin aslında. Aynen öyle. Dans ediyorum, çok güzel dans ediyorum aslında. Bunları da kaçırdın, hepsini kaçırdın. Ne oldu? Ne komik olan ne? Aynen, üzülerek dans mı edeceğim yani? Evet. Bu nasıl oluyor? Hayır, sen kaybettin dansı yani, anladın aynen mı? Ha, şey, kazanma dansı gibi. Gibi evet yani. Evet, artık benim. Neyse, benim de bir sorum var. Dans zaten dans ettiği şekil her zaman aynı. Kimin? Robot dans. Çok komik, tamam. Ondan sonra... gerçekten öyle mi dans ediyorsun? Evet. Ha, tabii öyle ki. Hayır ya. Belki daha iyi bak, dans ediyordur. Ben sana dedim, ben sana dedim. Bu 8 kişi arasında dinlemeyeceğin tek kişi bu. Sağ ol be. Bu yüzden şey. Ya şey diyeceğim ya, bir sonraki klipte... Hadi benim dışında
ayıp olur. Hayır, seni zaten oynatacak mı? Yani tabii. Kimi kim oynatırsın elinin oğluna? Onu çok merak ediyorum. Klipte. Tabii. Bir sonraki. Ben bir sorun anlamadım ki. Kimi oynatırım? Yani? Masadaki bu yaptığın hareketlere işin görüyor mu acaba? Klip çekeceğim. Kim oynatır? Benim dışında. Bak bir tane klipte Koreli oynattığında milyonlar milyarlar kırıyorsun. Gangnam Style gördün mü? Evet doğru. Evet kesinlikle evet. Seni oynatırım. Ya. Ama dans konusu olduğuna bana... Ya tam Koreli her şey kopya yapıyorsun ya. Her şey kopya. Kime ya. Kopya tam almışız? Ya. Kimden kopya almışız? Koreli'den Ahmet kopya hocam, yapıyorsun. Sence bu çocuklardan hangisini klibinde oynatırsa faydalı olur? Bir tane adam var burada. Bu klipte oynayacak. Kim? Bana göre ikisini birden oynatmak zorunda. İki tane olacak. Hatta klip esnasında bir ara senin ikisi sağ koluna sol koluna indirip havaya kaldıracak. Biri sen. Antonio. Antonio. Peki. Neyi neden hocam? Efendim? Neden? Canım öyle istedi. İkincisi, inan bana çok başarılı olursun. Bu. Andrei. Andrei. Ben mi? Sen. Neden hocam? Şimdi bunu anlatabilmem için saatler yetmez. Burada algı çok önemli. Sen güzel bir hanımsın. Bir sanatçısın. Yapılacak aksiyon bir klip. Klipte karşı cinste iki tane yaşıtın erkeği ile algı yönetimi yapıyorsun. Bak iyi hayal et. Ver müziği istiyorsan. Kanka ya ver müziği çocuğum. Veremiyor mu arkadaşlar? Reji için. Ver. Müzik versene. Hafif karak. Hafif karak. Çık ortaya. Bekle. Sen bekle Andrei. Önce ben mi çıkıyorum? Antonio, sen ufak ufak. Kameraman. Gel kardeşim şuraya. Klibi çekiyormuş gibi. Hafif güzel. Hafif karak. Başla söylemeye. Oğlum. Kalk. Sen de kalk. Aynen o tarafa dönük yaparsan. Bütün bu tarafa. Tarafa o tarafa. O tarafa. Evet. Bekle. Erkek çocukları. Bana bekleyin. Buraya gelin ikiniz de. Buraya Andrei. Sen de buraya gel. Ben. Ama evet, ben görmüyorum bundan şu an. Bundan sonra artık iş yetenek sizde. Ben yürüyün deyince hafif böyle yaklaşacaksınız. Koltuk altlarından şarkının belli bir yerinde kaldıracaksınız. Yok beni kimse kaldırmasın. Ama belli bir yerinde. Hafif hafif de. Yok kaldırmasınlar. Hafif evladım 10 santim seni. Çok şey değil ki. Öyle şey değil. Ayaklarını yerden keseceksiniz. Söyle şarkını. Söyle şarkını. Hold it for me. Ya ya. Karat bakayım biraz daha. Bekle. How are you gonna hold it? Hadi hadi şimdi. Çok beklemeyelim. Gidin. Gidin çocuklar. Hadi. Hafif yavaş. Zaten manken ya Andrei. Evet siz de ufak ufak. Oyun, müziğe uyun. İşte budur. Ay Andrei ya. Aynur ikisine de bak. İkisinin gözlerine bak Aynur. İkisine de bak. Ona da bak. Ne ona yapıyorum? Da bak. Kaldırın. Tamam. Tamam. Burada patlar. Patlar yani. Patlar. Patlar. Bomba patlar. Tamam. Aynur Aydın. Ya benim diyor. Hocam sen gerçekten bu işi... Ya albüm çıkaracak herkes gerçekten. Gelsin ders gibi anlattı. 10 santim kaldırın. Yarın ismini ama herkes ama tam kaldıramadınız. Aslında var ya korktunuz. Tabii kaldırmayı bilmiyorsunuz. Yok, koltuk altına gireceksiniz hocam. Ama hayır bele girmeyin. Kıyamadılar kızı rahatsız altında etmek istemediler. O yüzden ha, bilemediler şeyi. Tabii yük bana kaldı. Patladın. Çünkü sağım ben. Patladın. Genç güzel bir sanatçı hanım. Kısmi bir klip çekiyor. ATV gibi Türkiye'nin bir numaralı televizyonunda. Canlı çok canlı. Uygun, canlı canlı ve uygun bir saat. 12'yi geçmiş. Korkunç şimdi hocam. Bir tarafında... Amerikalı. Bir tarafında Amerikalı. Çok atletik bir siyahi. Çok atletik sen. Bir tarafında ise... Rus. Bir Rus. Çok karizmatik bir ülkenin adamı.
bence. Bir kız gibi güzel. Bu arada güzel. İsmim ama ne oldu yanlış şimdi? Yanlış anlamadım. Kızım. Efendim? İsmim ne oldu? Kendi isminlesin. Aynı Aydın. Ha, Aynı Aydın kalıyor mu? Tabii tabii. Kalsın diye işte bunu yaptık. Bak kardeşim, Aynur Aydın'la patlamak istiyorsan Aynur Aydın'la patlatırız. Tamam. Başka bir şey. Hadi yürü. Hocam şimdi ben Aynur Aydın yerinde ben olsam patlar mıyım? O da patlar. Sen işe patlarsın. Ve galiba biz Andre ile seni kaldıramıyoruz. Harika gidiyoruz. Manu'nun da sorusu vardı bildiğim kadarıyla. Evet, ben şey merak ediyorum. Şimdi dans ettin, tamam geçelim ondan. Şey güzel, neden? Senin video klip seyrettim. Neden seni göremiyoruz içinde? Ben yani, neredeyim? Yok oradasın da hep böyle şey... Şey geçiyorsun evet, ama bir kare yok. Geçiyorsun. Mesela bir kare böyle tak orada. Onu yönetmene soracaksınız. Ha. Nerede? O ben kabul ediyorum Manuel. Ben de senin video izledim. Gerçekten güzel bir video. Ellerine sağlık, ağzına sağlık. Fakat sen yok. Yani var ama ben diyorum görmek istiyor. Evet, durmuyorsun ya. Durmuyorsun. Ha, evet. Ya tam bakıyorum. Bakıyorum ha dönüyorsun. Tam diyorum bakalım o kız nerede? Bu kız görüyorum. Ha dönüyor. O doğru söylüyor. Yüzünü göremiyor işte gerçekten. İşte koşuyor. Deli yani, de veriyor. Manuel orada. Asıl ha. Senin uzmanlık alanın. Yani o hızlıca geçiyor derken sen dansını göremediğin için mi şikayetçi oldun biraz da? Hani dans ederken de göremedik. Klibindedir. Yok sen bak senin vücut harika. Yani vücut gözüküyor. Yani dansı bak, nasıl dans, sence diyoruz? Dans rekabilet, nasıl? Rekabilet no? Rekabiliyet. Rekabiliyet var. Rekabiliyet. Var kesin. Kesin var. Çok var. Çok. Ben görüyorum sen dans eğitimi aldın değil mi? Almadım. Allah Allah. Tamam okey. Ama demek tamam o zaman sen doğuştan bir yetenek var. Süper bir yetenek. Yani gerçekten dans ediyorsun. Ya kız ben söyleyeyim. Sen tamamla. Ben söyleyeyim. Ben şey yapayım. Ya kısacası yüzünü görmek istiyor göremediği için seni insanlar tanımıyor olabilirler mi demek istiyor. Evet. Olabilir. Çünkü kameraya yakışan bir yüz olduğunu inanıyoruz da. Biz hep beraber klibini izledik bu arada. Senin yüzünü göremiyoruz. Ama tamam okey. Bir dahaki klibinde çocuklar diyor ki. Aynı fikirde misin? Sana yani olsun. Ben genelde yönetmenlere bırakıyorum. Şimdi onun tabii bir kurgusu vardı. Bir hikayesi vardı. Ondan dolayı öyle çekildi. Yani biz böyle çok hızlı katlarla aynı ama bundan sonra bütün klipleri Ahmet Hoca katlayacak. Bence patlar. O çekseydi bence patlardı. Ben söyleyeyim onu çünkü acayip bir klip gözü var. Ahmet Hocam şimdi seni de çok ilgilendiren bir mevzu üzerine çocukları aldık. Çocuklara her hafta bir meslek öğretiyoruz. Bu haftaki çocuklara öğrettiğimiz meslek kalaycılık. Sen de iyi kalaylıyorsun o yüzden söyledim. Nasıl bir bağlamaydı ben onu anlamadım. Kalaylamak diye bilmem misin? Aa tabii bak. Bilirim bilmez olur muyum? Ahmet Hoca o konuda çok iyi. O veterimiz gelsin bakalım çocuklarla kalaycılık üzerine neler öğrenmişiz. Herkes dönüyor. Bakır kaplar kalaylansın, şu odada bir mum yansın gibi. Güryem'in güğümleri kalaylı, fistan giymiş etekleri dolaylı gibi. Türkülerde sıkça karşımıza çıkan ama çok fazla bilgi sahibi olmadığımız bir mesleği bugün Kore'den çan yapan Çabi ve İspanya'dan Manuel Reyna'ya anlatmaya çalışacağız. Efendim mesleğimiz kalaycılık. Tamam usta ben İspanyol kalaycıyım zaten. Atıyorsun. Ne yaptın? Yanımızda İlyas abi var. İlyas abi kaç yıldır kalaylıyorsun abi? Aşağı yukarı 40 yıldır. Daha evvel kullanılmış veya kullanılmamış bakır, tencere vesaire. Biz bunları önce kalaya hazırlamak için kalıntılarını, yağını vesaire bir sene temizler. O zaman seni işin üzerinde de görebilir miyiz abi? Bayağı Kore bilim adamı gibi oldu. Evet. Ateşimizi yakıyoruz. Isıtıyoruz. Alttan ısıtıyoruz. Tabii ısıtıyoruz. Isınınca bu nişadır. Bu kalayın nişadır. Nişastı. Nişadır. Nişadır. Evet. Kalayın yapışmasını, yayılmasını sağlıyor. He. Bu elimizdeki de kalay. Görüyorsunuz. Tamam. Kalayı bir miktar. Vay. Çaldık. Pamuk. Normal pamuk. Sıcak değil mi ya usta? Değil. Şu anda kalaylandı. Evet. Ne yapıyoruz bunu? Evet. Soğutuyoruz. Vay. Şimdi bunu soğutmasak bu kızıl bir renk alacak.
koltuk buraya bıraktık. Tamam usta, ben İspanyol kalaycıyım zaten biliyorsun. Evet. Değil mi? İspanya. Biraz ısıtıyorum. Neden? İçinde evet. Şey, ıslak düştürüyorum. Nişadır atıyorsun. Nişadır da atıyorum. Böyle. Her tarafını. Evet. Hop. Vay. Biraz da kalayı alıyorsun. Biraz daha hop. Yanıyor. Kalayı alıyorsun. Tamam. Kalay buldum. Tamam, evet. Ortasına. Dur bir dakika. O baya bir koku. Bu ne ya? Evet. Tamam. Evet. Tamam. Yeterli. Kafi. Evet, evet. Aynen. Devam ediyorsun. Evet. Ne yaptın? Burada bir hata var. Manuel onu söyleyeyim. Bir saniye ben. Hocam. Hatayı gördü hocam. Usta. Şimdi bak burası kolay tutmaz artık. Ne oldu? Hata nedir? Çok fazla ısırdım ona. Evet. Ürün yandı. Yandı mı? Evet. Ne yaptın ya? Biz kendisine bırakıyoruz. O zaman yani buradan su içemeyiz ha? Yok, bu şu anda kolay olmadı. Evet. Sağlıklı bir şey değil. Evet. Sebebi de ateşi fazla tuttuğundan dolayı. Şunu biraz şöyle yapalım ki rahat çalışasın. Isıtıyorsun eşit şekilde her tarafı. Evet. Hocam sen koy de onu koyarım. Şimdi sen de hata yapıyorsun. Burada yalnız orta kısmı ısıtıyorsun, bilgin olsun. Yanları ısıtmıyorum, evet. Kenarlardan ısıtırsan ortası da kendi halinde ısınmış evet, olacak. Evet. Atıyorsun. Dışarıda atarken de böyle yap, yine her tarafına yayarsın. Tamam. Tamam. Isı yeter. Kolayı kullanıyorsun. Evet. Kafi. Pamuğa hızlı şekilde döndü. Tamam. Şimdi suya basıyorsun kendini. Hemen suya bas bakalım. Evet. Çıkacak sonucu çok merak ediyorum. Çabı yaptı galiba. Evet. Ey maşallah. Ama usta yine senin gibi olmadı ya. Şimdi tabii ki 40 yıl nerede, 15 dakika nerede Manuel'in söylediği gibi. Ama Manuel'den daha iyi oldu değil mi? Şu bir gerçek, Manuel'den biraz daha iyi oldu. Şöyle söyleyeyim, bunu 4. veya 5. tabakta Çabı bu işi becerecek. Usta çok güzel. Tamam. Evet, şu an Çabı'yı kalay dünyasına katmanın haklı sevinci var bende. Evet. Ben de vesile oldum. Evet, yeni mesleğinde hayırlı olsun Çabı. Elin oğlundan maalesef bir kişi ayrılıyor. Ama kalaycılık mesleğini öğren. İş var mı bizde burada? Var tabii. Görüyor musun? Tabii. Tamam mı? Buyurun, şirak lazım mı? Lazım tabii ki. Sizin elemanları ben 2 günde zehir gibi kalaycı yaparım yani. Bu. Dolapta saklanır tavuk, balık, et. Kalaycılık deyip geçmeyin. Büyük marifet. Biz elin oğluna öğretiyoruz. Gelinim sen anla. Adios amigos ya da goodbye my friend. Bye bye. İnanılmaz mı? Ya çok iyi. Çabı sanki seni orada bırakacaklarmış gibi. Ya vallahi Sinan abi bana şey diyor. Hadi hadi. Ama usta var ya öyle bir bakıyor ki böyle şeye Çabı'ya. Evet bu benim çırağım olmalı falan diye. Elleri titriyor. Ya gerçekten kalfalıktan başlayabilir dedi yani. Çok yetenekliymiş. Var tabii. Bu iş önemli bir şeydir ha. Elinizi bu arada gerçekten zormuş. Ve orada koku ne? Ya koku. İşte kokuyor, bir şeyler kokuyor. Bilmiyorum. Çok mu rahatsız edince yani? Kimyasal mı kokusu yani, var? Ya bir takım kimyasal maddeler de evet. Döküyor oraya. Yani şey maskeyle çalışmak lazım orada. Tabii. Neyse. Evet. Sen kimya, belediyeden kontrol yapıyorsun. Hocam, şimdi tahmin edersiniz ki herhalde Aynur'a sordukları gibi. İsminle hitap ediyorum ama kusura bakma. Size de sorular hazırladılar çocuklar. Buyursunlar, buyursunlar sevgili çocuklar. Masa Taka'yla başlıyoruz. Masa Taka. Ya hocam bir şey soracağım o zaman. Sor. Ya sen şimdiye kadar ya nasılsın böyle aşk için böyle hüngür hüngür ağladın mı? Yok. Yok mu hocam? Ya ne soğuk kalpli insan ya. Soğuk kalpli? Yok oğlum. Ben mesela ya dur ben sana tercüme edeyim. Sorun şu mu? Hocam aşk uğruna hüngür hüngür ağladın mı? Evet. Evet. Ağlamadım diyorum ya. Sen niye onu merak ediyorsun? Hiç mi hocam? Gözünüz de mi dolmadı yani? Yok. Ben hiç ağladığımı hatırlamıyorum. Bu babam öldüğünde ağlamışım. Bir de bebekken falan ağlamışım. Allah rahmet eylesin. Ya bir şey böyle aşk kelimeleri söylerken duygulanmıyor musun hocam? Ya aşka inanmıyor değilim. Böyle bir şey yok. Yani ama aşk için ama ben evli barklı 22 senelik karıma aşık bir adamım. Ya, evlilik ya. Öncesi de. Evlilik öncesi de öyle aşkla yaşamadım ben. Hiçbir şey zaten yaşamadım. Yok abi ben böyle hayatımız işte spor, üniversite eğitimi falan çok şey geçti. Birbiri ardına gelen olaylarla geçti. Onun için yani aşk için ağlamadım. Size tavsiyem. Kızlar, çocuklar.
Hiç kimse için ağlamaya demez. Ağladım aşk için yani. Tabii ağladım. Ha, tabii. Aa, ağladım. Burada orkestra varmış. Kadın, bak ilk defa fark ettim. 3-4 tane, kaç, 5 tane de kız var, orkestra var. Evet. Yemin ediyorum ilk defa fark ettim. Hocam ciddi misiniz? Vallahi ilk defa, bak program bitiyor. Bir müzikler geliyor sağdan soldan filan ama orkestranın başında kızlar olduğunu şimdi bak. Varla hocam. Hoş geldiniz kızlar. Hoş geldiniz diyorum. Siz hoş geldiniz. Onlar hep orada. Orkestramız evin kızları, evet. Normal abi. Yaşlılardan biri. Yaş tabii başladı. Evet, başka sorusu olan Danil, çocuklar. Danil tabii ki var. De. Evet. O zaman biz işte böyle bir eşim konu girdiğince ben şey öğrenmek istiyorum tamam. Hocam. Siz nasıl evlenmek teklifi attı? Siz etti. Böyle bir etti. Ne böyle ettim? Bir romantik bir adamsın. Hayır değilim. Belli. Romantik değilim. Teklifti mi acaba? Herhalde kafasını silah dayayıp kolundan tutup diken masada bir ettik. Nasıl ettin mi öğrenmek? Nasıl ettik? Sıcak bir Ağustos gecesiydi. O romantik. Romantik ya hocam ya. Romantik. Romantik başladı. 1993. Arkadan güzel bir müzik gelsin. O 93-62. Böyle hafif versenize çocuklar romantik. Versene biraz hafif. Bir tersiniz var mı hocam özel bir müzik? Yok, çocuklara bırakıyorum. Kızım tamam. Sana bırakıyorum. Hafif romantik olsun. Yaz gecesi romantizmini yansıtsın bana. Tamam canım. Evet. Kızlar bu da. Romantizm müziği bu, kaçamak müziği bana, adam gibi romantizm. Kaçamak müziği değil, normal, romantik müziği. Kaçamak müziği. Bura. Aa çok iyi. Vur dedik öldürün, evet. Evet işte budur. Klasikten şaşma. Love story değil mi? Evet, evet hocam. Buyurun. 1 Ağustos akşamı. 1993. Evet. Aylardan Ağustos. 31 yaşım. 62-90. 31 yaşındayım. Çok sıcak ama İstanbul. Hafif de rutubet çökmüş. Saat 11 suları gece. İstanbul Ortaköy'ü bilir misiniz? Evet. Sahil. Orada mütevazi bir mekan. Sevgili eşim. Ki o zaman eşim değil. Artık kafada oluşturmuşum. İş sadece cümlelere bakıyor. Hanıma dedim ki... Efendim aşkım. Hayır. Arzu, gözlerimde ne görüyorsun dedim. Gece saat 11. Müzik çalıyor. Bekle, sakın ağzını açma lan! Sakin. Arzu... Gözlerimle ne görüyorsun dedim. Hanım dedi ki... Çapak. Çapağın ne olduğunu bilir misiniz? Çapak. Şaka bir tarafa. 93'ün Ağustos'un hangi tarihi olduğunu tam hatırlamam ama Ağustos olduğuna eminim. Çapak ne hocam? Pardon, çapak. Çapak, çapak. Tabii sor sor. Çapak. Şimdi sabahları kalkınca yüzünü neye yıkarsın? Tamam. Şuralarda. Çirişle dedi. Göz kiri. Yani gibi düşün. Yolun sonuna geldik. Bayan Çakar olmak ister misin dedim. Çok aslında dangalakça. Çok formal. Çok soğuk. Bayan Çakar olmak ister misin? Sanki şey milletvekili alıyoruz yanımıza anasını. Ben böyle yaşadım. Sen nasıl evlendin? Anlatsana bana. Ben? Sakin, sakin. Aynen bu şekilde anlat. Ha, okey. Paris'dayız. Paris. Paris. Peki. Aylardan? Hatırlamıyor. Tuğçe istiyor hadi. Hadi. Soğuk muydu? Oğlum canlı. Kışı. Aralık. En azından kış. Evet. Aralık. İlk 3 ay olabilir. 3 ay zaten kış. Olur romantik ol. Havaya gir. Evet. Derin nefes al. Tur Eiffel var bizim yanında. Eiffel Kulesi. Ben diyorum ya, gel aşkım. Üst çıkalım. Bana diyor, bana eşim diyor ya, manyak mısın? O kadar şey, yürümeyelim. Ben diyorum ya, aşkım gel. Sen üstün alacağımı, ben götüreceğimi. Kucağımı alacağım. Kocam alacağımı. Tamam o zaman. Asansör yok muydu?
Asansör şey çok dolu ha. Daha bir sıra var yani. Beklemek istemedi. Bayağı soğuk. Siz merdivenden. Merdivenden çıktı hocam. Evlilik ben hemen aladım ne demek. Orada başladı değil mi? Orada başladı. Sonra? Bize tepe çıktı hoca. Tepeye çıktınız. Tepe çıktınız. Kız kucağında mı? Yok bıraktı yani. Dedi sakin, ya. Aşkım bir şey içelim. Bayağı zorlandı ya. Paris manzara var hoca. Okey. Acayip güzel. Okey. Saat 8-8.30 ortalama. Akşam. Akşam. Yemek öncesi. Yemek öncesi evet. Peki. Ben diyorum aşkım. Nasılsın? Sormak istedi ya. Şey, böyle bir hastalık durum var mı acaba? Peki. Teklifden önce yemek istedi. Peki. Ondan sonra aşkım ben düşündüm. Düşündün. Çok düşündü. Ve karar verdi. Ben benim hayat içinde seni istiyorum. Her gün benim yanında. Çok güzel. Seni yaşamak istiyorum. Sağlıklı, hastalıklı, zorlanıklı, paralıklı, parasızlıklı, her türlüklü. Evet. Savaşta ve barışta. Evet. Bravo. Bravo. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Oğlum. Bana o anı yaşattın ya. Peki, pişman mısın yavrum? Bana yok, yok dedi zaten. İlk önce. Yok, yok. Pişman, no, ben çok mutluyum gerçekten yani. Çocuk var, oğlum var. Aa, çocuk var? Evet, iki buçuk. Bambino. Bambino. Okey. Ya ben de şey, hayatı seçti yolla en güzel seçebilir yol gerçekten yani. Çok mutluyum yani. Süper okay. Yani. Ya, maşallah çok süper ya. Gerçekten yani. Maşallah. Şimdi kadar yani. Simbe hayatı hizmet yani. Ahmet hocam izdivaç programı sunmalısınız. Bu tonda gerçekten evet. Yani. Bu ton. Türkiye'de izdivaç programı sunan erkek var mı? Yok. Benim yok. Olacak işte siz olun bence yani. Yani beraber beraber sunan tek başına sunan. Var var Seda Sayan'la. Ama tek başına oğlum, sunan. Oğlum erkek mi Seda Sayan? Tek başına sunan. Onun da yanında bir erkek var. Tabii tek başına bütün inisiyatif o. Mahmut Tuncer var. Mahmut abi var. Mahmut abi var. Mahmut Tuncer. Evet. Mahmut abi var. Görürsen misin ya? Ya Mahmut Tuncer'i çok severim ama evlilik programı sunabilir mi? Sunabilir. Niye sunmasın ya? Hocam madem program hakkında bir şey konuşurken ben size bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Ben bu arada gerçekten her gün izliyorum. Her gün yok da işte. Arada sırada her izliyorum. İzdivaç programını mı? Hayır sizin programınız. Beyaz futboldan bahsediyor. Aşağı yukarı o da izdivaç programı. Orada herkes evleniyor birbirine bizim programda. Evet sonra. Ondan sonra şunu fark ettim. Yani kakafoni oluyor tamam. Aranızda ama... Yani bir düzen varmış gibi geliyor bana. Ya acaba sen benimle tartış, ben seninle tartışım öyle bir yok mu senaryo? Önceden planlanıyor diyor. Hiçbir şey bizde önceden planlanmaz. Fakat şu vardır. Mesela şimdi buraya Ahmet gelecek, Aynur gelecek. Aynur'la ilgili mutlaka burada bir klip hazırlanmıştır rejide. Evet. Bunlar olabilir ama konuşmalar falan olmaz. Ya şey aslında. Yok mu aranızda? Benimle tartışan. Yok yok öyle bir şey. Yok vallahi. Öyle bir şey evladım. Bütün söylenecek olanlar doğaçlama mı? Vallahi hiçbir senaryoya bağlı değil. Vallahi ne kadar güzel. Ki bizde de gibi. Hatta orada çok tarihe geçmiş bir türü espriler. Bazı espriler ya da Twitter'dan benim izleyicim olan arkadaşlardan veya yakın dostlarımın WhatsApp'tan yolladığı esprilerdir. Her espri bakın açık konuşuyorum. O esprilerin bir kısmı bana ait değildir. Hayda! Hayda! Oh, hayda! 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 Hocam, ben bir şey sormak istiyorum. Sor yavrum. Şimdi internetten araştırdım. Evet. Güvendim internete. Çok güvendim. Doğrudur diye düşündüm herhalde. İnternetin dediğine göre... tamam. Sezen Aksu'yu çok sevmiyormuşsunuz galiba. Aa! Oo! Ve eğer gerçekse... Benim gördüğüm ilk Türk sizsiniz o zaman. Ne Sezen Aksu senin annen mi? Yani hayır. Ya da süt annen mi? Sen onun süt oğlu musun? Hayır değil tabii ki de ama sesi güzel. Ya her sesi güzeli seveceğiz diye bir kural var mı? Gözünü seveyim. Yani sevmiyor musunuz? Doğru mu yani internet kaynağı diyor? Bak kardeşim ben hormonlu işleri severim.
Ben Sezen Aksu'yu sevmek zorunda mıyım? Değilim. Mesela Burcu Hanım'ı da eskiden hiç sevmezdim. 7-8 sene önce sevmezdim. Dürüst konuşan evet. bir adamım. Ben hiç kimse öyle şey yapmam. Ama şimdi seviyorum. Aynen. Sanatını seviyorum. Esprilerini seviyorum. Sunuşunu seviyorum. Yaşa, her şeyini seviyorum. Ama Sezen Aksu mesela seni hiç tanımazdım. Kertenkele'de evet. izledim seni. Seni oldu bitti sevdim. Ne kadar güzel. Oldu bitti. Beni başından beri seviyor. Duydunuz mu? Sevdiğim adamı ya. Evet. Başka sorun var mı? Ama ya Sezen Aksu. Sezen Aksu'ndan bahsediyoruz, anladın mı? Mesela böyle var mı dünya kim döner sevmiyor var mı? Olamaz. Sezen Aksu aynı durumda, anladın mı hoca yani? Bravo. Olamaz yani. Nasıl diyebilirim? Bir bayrak, bir şey, ne? Bir... Ney? Ney? Tamam. Bir ışık. Tamam. Bir ışık. kara delik. Uzaylı ışık sanki, parlıyormuş gibi, elmas gibi. Bak bir şey gibi. Söyleyeyim mi kardeşim? Evet. Şu kız var ya şu kız. Karşımızda evet. oturan Aynur Hanım. Belki şu anda ismi yok. Belki şu anda patlama noktasında. Var artık. Artık var. Var. Klipten sonrası. Aynur'da 10 tane Sezen Aksu yarım Aynur etmez. Ama bu fikirler her zaman değişebilir. Çünkü Türkiye'nin en büyük bestecilerinden bir tanesidir Sezen Aksu. Hani sesi güzeldir falan. Ya mecburum kardeşim. Yani Allah Allah düşmanı falan dediğim kimse. Yok abi biz zorla sevdirmeye çalışmıyoruz. Allah Allah zeki enteresan çocuk. Yani sevmek başka bir şeydir ama saygı duymak lazım. Yani Sezen Aksu bugüne kadar yaptığı bu ülkeye yani inanmaz. Evet. Bestesi var, şarkıları var. Aynur, çocuklar. Elin oğulları. Ve elin kızı değilsin. Elin kızısın aslında. Fark etmez artık. El mel karışmış hepsi burada. Daha yolun çok başındasınız. 20'li yaşların başı veya ortası veya biraz daha üstü. Kolpa kelimeler. Sen var mısın benim kadar? Varım. Kaç? 50 var mısın? Evet yakın. 45? Sene. Evet. Çok genç gösteriyorsun maşallah. Valla sen hele saçları falan biraz kessek tam bir çocuk gibi olacaksın biliyor musun? Abi ben sana vereyim biraz. Sen de genç gibi olacaksın. Şu anda senin renginde senin gibi saçım olsun. Senin kilon kadar da borcum olsun. Valla vereyim ya. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bunlar hep kolpa kelimelerdir. Saygı duymak bilmem ne falan. Geç bunları geç. Öyle saygı duymak falan kolay iş değildir kimseye. Bayılıyorsunuz değil mi? Bayılıyorsunuz değil mi? Böyle yeni sanatçılar dudaklarınızı bükerek saygı duymak sanatına falan. Yok hayır. Direk ol. Ben direğim. Ben direkim. İçinden ben Sezen Aksu'ya karşı çok büyük benim saygı duyuyorum ve çok seviyorum. Sanatçılar tökezlesin de ben bir numaraya gideyim diyorsun sen. Gözlerinden okuyorum. Ben göz okurum. Ben göz okurum. Ben şu anda senin bütün düşünceni gözlerin biliyorum. Gözlerinin içine bakma demişlerdi siz hatırlar mısın? Yani, siz bayağı her şeyi biliyorsunuz. Yani, tabii bilmediğim, her çok az şey kaldı. Abi Robin'in sana bir sorusu var. Evet, orada var. Çırpınıyor deminden beri soru sormak İnekçi için. Robin. Evet abi inekçi Robin. İngiliz. İnekle yatan Robin. Şimdi iki tane sorum var size. Bir de sizi hangi ülkelerin maçlarını daha çok seyretmeyi seversiniz? Bir de hangi takımların oyunlarını hani yönetmeyi seversiniz? Yani takım ve şey, ülke. Hangi lig mi? Efendim? Lig, evet. Hangi ülkelerin liglerini benim söylediğim herkesin aşağı yukarı futbol severin söylediği laflar. İşte İngiltere Ligi, Alman Ligi, İspanyol Ligi. İtalyan Ligi değil. Eskiden de o İtalyan Ligi daha iyi. Kabul ediyorum, kabul ediyorum. aynen, doğru. İkinci soru neydi? Hangi takımların maçlarını yönetmek istersiniz, hoşlandığınız, sevdiğiniz? Yönetmek yani hakemlik yapmak yaptığımız dönemde. Birçoğunu yönettik zaten. Ama hangilerinden en çok keyif aldınız dedi anladığım kadarıyla. Evet. Ülke olarak belki takım olarak. İtalya. Benim zamanımda İtalyan futbolu çok iyiydi. Milan, San Siro, Meazza filan ama bunlar hep geride kaldı çocuklar. Peki İngiliz futbol hakkında ne düşünüyorsun? Ne? İngiliz futbol hakkında. Felaket. Fena değil. Felaket. Felaket. İngiltere falan İngiltere futbolu bulmuş ama İngiltere'de futbol falan oynanmıyor. Şey. Yok abi İngiltere'de futbol falan yok ya. İngiltere nedir ya? Ya peki, hocam bir şey soracağım 22 ya. 22 tane kolpaçı toplanmış biri topu oraya işiriyor. Vuruyor hiçbir tane olsun. Ne olduğunu belli değil. Ya hocam ya bunu görüyorum ki. Tartışmayı yani. İnanılmaz çok seviyorsun galiba. Peki şey yani bu konuda en çok tartışmaktan en çok zevk aldığın kişi var mı yani? Herkes. Herkes. Yani laf olan herkes diyorsunuz. Konuşabilen, ağzı olan, dili olan herkes. Tutkusu olan. Nesi olan? Tutkusu olan. Olmuyor da bilir.
Mesela senin tipinden çok rahatsız oldum bu gece. Benim tipimden rahatsız oluyorsunuz. Sende çok ciddi bir seri katil şeyi var biliyor musun? Ya geldiğinden, evet, geldiğinizden beri aynı şeyi söylüyorsunuz. Onu da gözlerden mi okudunuz hocam? Yok. Çok tehlikeli. Şimdi gördüğüm vakit biblo gibi, üniversite gibi, akademisyen, genç bir akademisyen gibi, güzel bir surat, beyaz tenli falan filan. Program 2-5'te bitiyor. Felaket. Bahane gibi değil mi? Hocam peki sizle size yetişebilen tartışma konusunda var mı? Vardır canım böyle. Vardır işte. Aynur iki program daha yapsak anamı ağlatır. Biliyorum, hissediyorum. Anamı ağlatır. Sonra nasıl bana bir eylemiş durumda biliyor musun? Ya ben bir şey sormak istiyorum. Dediniz ya gözünden okurum insanı. Benim yok gözümle Masa Takan'ın gözünde de okuyabiliyor musunuz? Evet okuyabiliyorum. Okumakta zorlanıyorum. Çekikleri atam alamıyorum. Değil mi? Ben... Kusura bakmıyorsun değil mi? Yani bunu şey yok, anlamda yok, söylemiyorum. Yok. Saygısızlık yok. Anlamında söylemiyorum. Yok. Benim mimikle anlaşılmıyor zaten. Sizlerin dudaklarınıza bakıyorum okurken. Manuel Reyna'nın bir sorusu varmış. Ya aslında şey sormak istiyorum. Ya sen baya bir çaman gibisin ha. Böyle şey göz okuyorum. Ne gibi? Şaman. Göz okuyorsun ya. Şamanlar vardı ya hocam eskiden. Şaman rahipleri falan böyle. Ne alakası var? Hani onlar biraz daha böyle telekinezi gücü olan. Evet aynen. Sen göz okuyorsun ya şaman gibi yani. Ben göz okurum yani gözümle. Şimdi mesela benim gözde ne o var? Sen de felaket üçkağıtçısın biliyorum. Üçkağıtçı. O kadar daha fazla. Mesela biraz daha bak. Biraz daha. Ne kurnazsın sen. Tam üçkağıtçı tipi var sende. Tamam mı? Eşeği şey koyar baba şey sahibine satarsın. Üçkağıtçısın ama iyi çocuksun. Ha. Üçkağıtçı. Tamam. Aynı fikirde miyiz? En az orada. Aynı fikirde miyiz? Ben şey, aileyim mi? Aynı fikirdeyiz yani. Ha aynı fikirdeyim. Yok, yok. Dur. Ya bak... Ama son anda çok güzel. Yani iyi bir çocuğum. Evet. İyi bir insan kısmı. Ya iyi bir insan. Ona haraşo bilir misin nedir? Haraşo? Haraşo. Haraşo. Haraşo ne demek? Yün örmeyi bilir misin? Günü? Bir ters bir ters. Yün örmeyi. Abi hiçbir şey anlamıyor. Yok. Kafan karıştı. Evet. Hiçbir şey bilmiyorlar ya hoca ya. Ya İspanyolim abi. Sen... İki ters bir düz. Bilir misin? Yok o da bilmiyor. Tamam, boş ver onu. Şey yapıyoruz ya iki ters. Ama şey anneler yapıyor. Ah, evet. Ha tamam o da bilmiyor nereden bileyim? Sen biliyor musun? Yapıyorum onu zaten şey şu anda ya. İki ters bir düz zaten. Ha. Manuel senin başka bir sorun var mı senin? Ahmet Hoca. Yok gayet mutluyum yani. Tamam. Abi biz biz bir istihbarat aldık. Seni çok yakından tanıyan birisinin söylediği bir şey bu. Hmm. Senin biraz amiyane tabirle kılıbık olduğuna dair. Kitabını yazdım. Gerçekten mi? Dünya evlilik tarihinin en büyük kılıbığı benimdir. Gerçekten mi? Evet. Bence Danilo da olabilir. Olabilir. Yani onun için birbirimize böyle kan uyumu oldu. Yani çok sevdik birbirimizi. Sağ ol. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ben Danilo'nun abisi yaşındayım. Babası yaşındayım. Belki. Kaç yaşındasın sen? O kadar, o abisi, kadar değil hocam. Abisi. Veya erken evlenmiş bir adamın oğlu diye düşün. Kılıbıklığın kitabını yazmışımdır. Peki bu kadar baskın, dominant, hani dışarıdan öyle görünen... Hayır ben hiç baskınlık falan yoktur bende. Hayır sizin yapı olarak durumunuz o. Hayır canım yani tanımayanlar bu herif ruh hastası mı ne filan derler benim için. Böyle abuk subuk konuşuyor, hafif tek üstahımsı filan tuhaf bir herif derler. Kalbi kötü değil ama bir tuhaf derler. Ama ben evde kılıbıklığın kitabını yazmış bir kocayımdır. Nasıl mesela? Aklına nasıl geliyorsa. Bizim çocuklara biraz taktik verebilir misin abi? Evli olan çocuklar var. Ne yapmaları evlilikte gerekiyor? Evlilikte değişmez kurallar vardır. Bir, hanım haklıdır. Her zaman haklıdır. Bir, kadın, hanım evet. Haklıdır. Tamam. İki, İyi. Hanım bütün durumlarda haklıdır. Üç, hanımın haksız olduğu durumlarda iki numaralı kural geçer. Bunu herkese söylüyorum. Yani şaka bir tarafa. Bundan sonra şey, evde huzur istiyorsanız, ev işlerini, evle ilgili, çocuklarla ilgili hanımı ikna etmeye çalışın. Etmezseniz hanıma biat edin. Mutlu olursunuz. Akselde evde hır çıkar. Kazaklık iyi bir şey değildir. Kılıbıklık güzel bir şeydir. Bir yere kadar. Bir yere kadar. Çok hayati konularda bizlerin, yani evin reisin dediği o. Çok hayati. O da 10 yılda bir defa olur yani. Nereden geldi? Yine mi evlilik programına döndü burası? Yok, kılıbıklıktan geldi. Sen evli misin? Yok, ben evlendim, ayrıldım. İtalyan'da değil mi kocam? Evet. Evlenmeyi düşünüyor musun tekrar? Hayır. Evet. Sen bilmiyorum. Evli misin? Hadi. Şok. Hadi Burcu. Üzülür. Şimdi ama evet de dersem
yarın gazetelerde tabii yine evleniyor diye. Ama evet evleniyor. Evleneceğim. Heyecanlandı. Dilin dolaştı. Evet. Yani, söyle artık. Burcu şimdi yani. Hadi açıkla. Hadi Burcu, hadi Burcu'cuyum ya. Bu spontane gelişti. Bizim bir sosyal medya arkası var. Konuğa sorup sorup kendini yakalatan sorun yani. Bunca saattir, bunca saattir siz biz, sordunuz. Bir, geçen şimdi hafta ben başlamıştık biliyorsunuz. Burcu sosyal medya arkasını sunamadı. Evet. Başlamıştık biliyorsunuz. Siz kullanıyorsunuz zaten sosyal medyayı. Çok aktif bir şekilde kullanıyorsunuz. Çok, ama yani fotoğraflı olanını pek kullanmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bilmiyorum. Instagram bilmem. Ters geliyor zaten, bana. Tamam. Fotoğraf ters geliyor. Aynen ama yani biz kullanıyoruz gayet iyi. Ve pek çok iyi kullanan da arkadaşımız var. Şimdi sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın altına yorumlar yapılabiliyor biliyorsunuz. Normal işte peki, bir yazdığınız bir şeyin altına paylaştıkları gibi. Biz böyle ilginç olan yorumları buluyoruz yani. Hani normalde bir fotoğrafın altına saçın çok güzel, işte güzel, makyajınız çok güzel olmuş, elbiseniz yakışmış dersiniz bir kadına. Hı-hı. Ama mesela farklı farklı şeyler çıkıyor. Başlayalım efendim. Ha, evet. Bu kim? Bu, bu Aynur Aydın'ın bir fotoğrafı. Çabi, ben sen şöyle diyelim yazar ki bu fotoğrafın altına yorum yaptın. Ne yorum yaparsın abi? Abla narkoz mu aldın dedim yani. Ya öyle bir yorum yazardım yani. Aynur, o dudaklar senin mi? Evet. He? Güzel gözüküyor gerçekten. Ama hiç kendini tanıtmıyor ki yani. Anlıyor o kadar orada. Antonio senin yorumun ne olur? Yani bunun altına yorum yazsan ne yazardın? White chocolate. Ha? Beyaz çikolata dudakların yüzünden. Böyle büyük dudakları var ya. Değil mi? Evet. Ne yazmışlar bakalım hemen. Bakalım altına ne yazmışlar. Ne yorum yapmışlar. Aynur abla, elin oğluna gidiyormuşsun. Andrea'ya söyle ne olur DM baksın. O uzun sarı olan. Chubby de DM bakabilir. O da muhtemelen sağında bir yerde olur. Seni çok, çok seviyorum ya ablacığım. Nereden bilmişsin? Chubby ile. Ya böyle işte yani genelde. Ya konuklarımıza bile söylüyorlar artık farkındaysanız çocuklar. Evet. Ama bize de çocuklara çok ulaşmak var için konuk fotoğraflarını kullanıyorlar. Şimdi ben doğru mu anladım? Ben bu işlere biraz uzağım. Bu ablam filan deden kişi sen misin kızım? Hayır. Abla ha diye Aynur'a sesleniyorlar. Tamam. DM'sine baksın tamam direkt mesela. Bunu baksın diyen kim? Fenasi ne o? Fenasi mi ne o? Fan Elinoğlu. Fan Elinoğlu. Evet. O Fan Elinoğlu bir erkek mi kız mı? Kız olduğunu düşünüyoruz. Yani doğru mu anladım? Orada genç bir kız. Evet. Andre'yi. Ve Chubby'ye ulaşmak için. Onları sevimli bulmuş. Onlarla sosyal kontak kurabilmek için evet ablayı mı kullanıyor? Evet. Ama yok hocam belki borcu var. Yok. Anlamıyor yani. Anlamıyor. Olabilir. Ya tamam peki güzel. Peki hemen diğer bir anlamadığım bir şey. Mesela niye gözlerini göstermiyorsun? Ama orada bir yorum da atmıştım. Yani ne yazmışsın onun altına? Ben bugün yokum. Belki yarın. Ha yorgun filansın artık. Evet. Anladım tamam. Yorulmuş bezmiş. Peki bir sonraki fotoğrafımıza hemen gelelim. Bu çocuk mu? Masa evet, taka, evet. Bizim masa bizim evet bu hocam da gayet yakışıklı. Danilo. Ulan orada 100 yaşında görünüyorsun. Şimdi sen burada kaç 100 yaşında bir herif gibisin be oğlum. 100 yaşında mı? Vallahi 100 yaşında görünüyorsun ya orada. Yalan mı çocuklar? Ya şimdi şurada yalan! Neyse peki. Ama yaşlı da öyle yaşlı yani. Danilo bunun altına ne yorum yapardın ben sen? Ben yazarken böyle şey oğlum sen böyle bir şey Pokemon takımı bir şey giydi acaba ya. Yani. Pokemon mu? Pokemon. Pokemon. Yani bizim animemiz var ya işte Pokemon yani. Animesi onların anime karakteri evet. Sanki topudan çıktı gibi Pikachu gibi mi çıktı ben? Onu sen ne yazdın? Olamaz öyle bir şey. Yani şey zehirbaslı Masataka Samuray asistan arıyor. Tamam. Ekran mı yapıyor ben? Ne yazmışlar asistan hemen bakalım. Nerede diyor. Bakalım ne yazmışlar altına. Ben olsam şey yazardım. Ne oluyor ya? Der gibi ifade ver. Abi Van Damme bir filminde üst üste 5 kiremit var vurup 3.'yü kırıyor. Yöntemi ne? Kendini yerim fersan fersan. Çok iyi. Masataka sana ne sormuş gördün mü? Yani Van Damme bir filminde Van Damme'ın tekniği evet kiremit kırma taktiğini sormuş Masataka'ya. Güzel bir. Bir sonraki fotoğraf falan. Robin'in sakalsız halleri bunlar. Bebek.
Evet. Sivilce de yok. Sinan abi ben sivilce, şey yazardım sivilce ya. Sivilce de yok dedi ya, inanılmaz. Yeni geldi. Bir dakika. Yeni geldi o. Zaten sıkılmış belli bir hafta. Son bir haftada çok sıkılmış. Bunun bu altına ne yorum yazardınız çocuklar? Evet, ben şey yazardım Sinan abi. Bir zamanlar kartaldı. Senden kartaldı. Sana ne kartal dedi? Serial killer. Kart değil, kartal dedim yani. Kartal, murderer. Hayır, katil o. Kartal. Ha, eagle. Eagle. Ha tamam güzel. Uçuyor. Ne demek kartal? Güzel, güzel. Sembol ya. Evet. Ha? Ben yazarsa ben şey yazacağım. Oğlum sen tam böyle bir yumurta çocuğu gibi yani. Ya tatlı. Süpersin. Çok yumurtasın güzel, canım süper, benim çok yani. Çok tatlı. Ne yazmışlar peki? Gelsin bakalım ne yazmışlar Robin'in resminin altına. 23. Gözler burun Brad Pitt, ağzın Kemal Sunal, iki büyük usta, tek pozda, çok, çok dijital bir tipsin, Slovenyalı da çok yakışıklı. Slovenyalı. Pardon, o kim acaba ben tanımıyorum. Senden bahsediyor yani, güzel onu anladın da yani yanlış bir şekilde. Slovakya arkadaşlar, Slovakya öğrenin artık. Ya o Slovenya şey, bambaşka bir ülke. Çok yeter. Dijital bir tipsin ne demek? Çok dijital bir, ne o ne demek? Dijital. Çok dijital. O ne demek? Yani çizilmiş. Fotojenik de mi demek istemiş acaba? Ha. Dijital. Bir tane daha resmimiz var, o da gelsin bakalım. Hemen sıradakini görelim. Onun altına yazılan çok acayip. Ya. Bu benim paylaştığım bir fotoğraf. Bunun altına, sana sorayım hocam, sen ne yazardın bunun altına? Dil kaç metre? Bana mı sordun? Evet. Evet hocam. Şimdi bir dakika ben buradakileri tanımıyorum ki bu. Tamam abi, şu Koreli. Şu sensin değil mi? Beyaz evet, gölgünün. Evet evet evet. Kızlar arkadaki kızlar. Arkadaki bizim İspanyol. Evet. Soldaki kim? Danilo. Aa sensin. O sensin. Sinan. Benim hocam evet. Kızlar kim? Kızlar da bizim orkestradaki bayan arkadaşlarımız. Ne mi yazardım? Çorba kötü mü acaba? Galiba nokta nokta ay, koyardın yani. Ciddi düşünüyorum. Madem çık ameliyatı mı olacaksın? Falan. Soru işareti. Yani buna aslında bir şey söyleyeyim mi? Bu resme bir şey yazılmaz çocuk. Yani bu resimde bir şey yazılacak bir resim yok yani. Manası. Ama bak ne yazmışlar hocam. Kızım sen niye dilini çıkartıyorsun? Hangisi o dilini çıkartan? Şu. Burada. Şu arkadaş. Hayır hayır kızım dedim. Niye dilini çıkarttın? Yaşın kaç senin? Cemre bir daha çıkartma. Bayanların yaşı sorulmaz geldi. Bakalım gelsin. Ne yorum yapmışlar altına? Bak çok güzel bir yorum ya. Bak fotoğrafta... Hayda! Hocam fotoğrafta Andre yok. Yorum şu. Andre yine çok yakışıklı maşallah. Abi bir dakika. Ya, Andrei, ya bir dakika ya. Ya böyle... Abi yok adam şey... yokken de yakışıklı ya. Ya böyle bir şey ya. Olabilir mi ya? Çok iyi ya. Andre çok iyi ya. Bu arada telefon bağlantımız varmış. Hemen bekletmeyelim. Adam yokken yakışıklı. Tamam bu konuyu zaten çözemedik. Haftalardır çözemedik tabii. Çözemeyeceğiz. Rahat ol. Andre yakışıklı. Bunu kabul et. Efendim yok, çok pardon özür dilerim. Ya, iyi geceler efendim. Hoş geldiniz programımıza. İyi geceler. Sağ olun. Televizyonunuzun sesini biraz kısar Canti. Mısınız? Televizyonun sesi çok iyi. Televizyon sesi... diye geliyor da şu an. Tamam. Sesi çok boğuk geliyor. Ses boğuk geliyor. Aynen. Tanıdığımız biri mi? Tabii. Yok hayır. İsminizi öğrenebilir miyiz acaba? Özlem ben. Kim pardon? Canan. Özlem. Özgür. Özlem yıkılmaz. Özlem. Evet. Doğru mu? Özlem yıkılmaz. Evet. Yıkılmaz. Evet. Tamam. Televizyonun sesini de kapattın ama gelmiyor mu sesin? Geliyor abi. Geliyor, geliyor sesiniz. Şu an geliyor. Yani azinadan poşa çıkar yani. Az geliyor biraz. Tamam. Tamam buyurun. Bir soru mu soracaksınız acaba? Evet. Hoş geldiniz öncelikle. Keyifli izliyoruz başından beri. Evet. Ben bir şey merak ediyorum. Evet. Perşembe akşamı Nihat Hoca'da Antonio ile Tabi'yi izledim. Ben duyduğum kadarını bir dakika ben şimdi duyabildiğimiz kadarını hemen söyleyeyim çocuklara. Nihat tamam. Hoca'nın programına katıldılar çocuklar ondan bahsettiniz. Perşembe akşamı evet. Evet evet. Orada Antonio ve Çabi Türkiye'de kalacaklarını söylediler. Orada Antonio ve Çabi burada kalacaklarını söylediler. Bu ülkede evet, yani. Evet Türkiye'de evet. kalacaklarını söylediler. Evet. Benim sorum Andre'ye. Andre'nin ilerideki planları neler? Andre'ye soruyor galiba. Andre'ye ileride... Evet, evet. Neyi sorduk ya? Andre diyor ki, yani anladığım kadarıyla bu ülkede kalacaklar. Hani burada
Evlenip öyle mi kal? Onu sordum. Hayır, sordun. Şeyi galiba. Biz kalacağız dedik. Planların neler? O kadar az geliyor ki. Evet. Biz Andre, pardon. Ha, ben anladım. Çöp ile Antonio burada kalacaklarını söylediler. Andre, sen de burada kalacak mısın diye soruyor. Tabii ki de. Sen programa katılmadın ya. Onu soruyor ya. Endişesi program mı alakası mı? Hayır canım benim. Türkiye'de. Ha, ya evet. Çocukların böyle bir vaadi var. Senin de böyle bir vaadin var mı diyor bize. Evet. İyi böyle güzel bir mutluluk verici bir haber de senden duyalım istiyor. Ya yine bizi kullanıp sana geldi top. Kısacası bu abi. Evet aynen öyle. Ha. Tamam ismi neydi? Özlem mi? Özlem. Evet. Özlem Hanım. Özlem Hanım televizyonunuzun evet. Sesini kıstınız değil mi? Evet. Toplalı evet kürtük. Tamam, şu an daha iyi. Güzel. Daha iyi geliyor sesiniz. Şu an daha iyi. Özlemciğim, Özlemciğim senin için burada kalacağım falan diyormuşum. Tabii ki de burada kalacağım. Yani... Bir... Daha çok sevilirken tabii ki de burada. Nereye gidiyorsun? Tabii ki de burada kalacak. Eksi 40 derece var yani. Nereye gidiyorsun ki zaten? Şu anda burada kalacak. Bizim aramızda Türkiye'den gideceğim sonra ülkeme geri döneceğim diyen var mı? Yok. Yok. Ne bu soru mu Şabiciğim mi? Bu soru ne bileyim mu? Abi. Gizem soruları soruyor. Ahmet Özlem sen gidecek misin? Özlem Hanım başka görüyorum. Bir sorunuz var mı? Andrei burada kalıyor. Müjdemizi isteriz. Tamam. Hatta bütün çocuklar kalıyor. Çok sevindik. Emrah Yusuf'un ilerideki planları neler? Ne? Emrah özel olarak ayrıca bir de Emrah sordu. Emrah peki sen kalıyor musun? Zaten hepimiz kalacağımızı söyledik. Türkiye, canım Türkiye zaten çok güzel bir ülke olduğu için hani hepimiz burada kalıyoruz. Aşığız hepimiz buraya. O yüzden buraya kalıyoruz merak etme yani. Helal. Helal olsun. Bravo. O zaman Özlem Hanım'a... Tamam Özlem Hanım kapattı telefonu. Bir reklam arasına gidiyoruz tamam. Ondan sonra devam edeceğiz. Sana sevgilim seni ben yana yana dünya.
Aydın! Aydın Aydın! Aydın Aydın! Aydın Aydın! Aydın Aydın! Halk seni seviyor kızı. Aydın Aydın, Aydın Aydın, Aydın Aydın, Aydın Aydın. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Çok sağ olun. Seni tanıdığıma çok memnun oldum Aynur. Ahmet Hocam, son söylemek istediğiniz bir şey var mı bizlere? Vallahi programı kapatıyoruz çünkü. 50 yaşını geçmiş bir adama bundan 20-30 yıl öncelere götürdünüz. Böyle gencecik çocuklar, gencecik seyirciler. Allah sizden razı olsun. Seni bravo, razı olsun. Bravo hocam. Burcu da çok takdir ettiğim bir arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum. Bana gençliğimi yeniden yaşattınız. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için sağ olun. Sağ olun. Çok biz de sizleri çok seviyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sen bir sonraki klibinde mesela bir sonraki klibinde çalışacağın arkadaşların yönetmenine bir teşekkür etmek ister misin diye hemen söyleyeyim. Hocam, programın sonunda. Brother. Yeni kardeşim. Klibinde çalışacağın çocuklar ha, evet, burada. Evet, söz verdim evet. Bir kere yeni klibinde çünkü. Şenol duydun mu? Eyvallah, sağ ol. Sağ ol. Hanıma selam. Çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Çok eğlendim. Biz de çok keyif aldık. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. En çok seri gördüğünde sevindim. Beni utandırma. Bunu sonra konuşalım isterseniz. Biz özele geçiyoruz. Direkten konuşacağız kendisiyle. Sizlere de ekranları başındaki değerli izleyicilerimize stüdyomuzda bu havada buraya kadar geldikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Dileriz güzel bir gece geçirmenizi. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere kızlar.